Günaydınlar, günaydınlar efendim. Söylemezsem olmaz başladı. Çaylar, kahveler hazırsa yine şahane bir yayın sizleri bekliyor. Günaydın değerli izleyicilerimiz. Günaydın Bilal Özcan ve Selen Görgüzel. Günaydın. Günaydın. Kavga mı, kaos mu? Ne istiyorsun sen? Ha, ne istiyorsun sen? Acun, bir Acun kadar sinir izlemiş. Yapabildin mi acaba? Acunlaştım bakıyorum. Keşke. Keşke. Nerede? Keşke diye. Yok, Acun'un para enerjisini kabul ediyorum. Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim. Ya biz Acun'la aynı dönem başladık. O da muhabirdi, ben de muhabirdim. Ama ben ne yaptım? Ne yaptım? Gittim kocaya. Adam ne yaptı? Çalıştı. Tabii. Ya, peki. Ya, ben de Acun'dan önce dünyayı geziyordum. O programı, paparazzi programı içinde Star'da. O formatı ilk ben yapıyordum. Acun Firar'da var ya. Sonra Acun Firar'da. Bilal abi yapmış. Yoksa Acun Ilıcalı Bilal Özcan'dan format mı çaldı? Yok canım. Bam bam bam. 70 tane ülke gezdik partnerimle birlikte o dönemde. Evet. Ama sen işte yine dop dolu bir programla huzurlarınızdayız. Turabi kovuldu mu yoksa kendi mi ayrıldı? Gerçeği bu programda öğreneceksiniz. Ve magazinde ne varsa hepsini konuşacağız. Bam bam bam, magazin ve hayata dair her şey bu güzel kızdan, bu güzel hanımdan sorulur. Biraz da benden. Güzel kız, güzel hanım. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica çok mersi. Çok kibarsınız bugün. Rica ederim. Siz de öyle. 0550-770-06-23 efendim. WhatsApp istihbarat hattımız. Söylemezsem olmazdayız yine YouTube'da. Abone olmayı ve yorumlarınızı eşlik etmeyi de unutmayın. Her gün videolarımız da oraya yükleniyor. İzlemeyenler, kaçıranlar için. Didem Delende'ye de Instagram'ım ve Söylemezsem Olmaz Instagram'ımız. Bilal Özcan Official. Selen Görgüzel Official. Ben biliyorsunuz yorumcu başı, yorumlarınızı okuyan ve sorularınızı okuyan buradaki yetkili kişi olarak lütfen Instagram hesabımızdan, Söylemezsem Official sayfamızdan soru ve yorumlarınızla programımıza dahil olunuz. Çünkü programımıza oldukça renk katıyorsunuz. Unuttuğumuz konuları bize hatırlatıyorsunuz. Lütfen yorumsuz bırakmayınız bizi. Peki başlayalım mı magazin? Haydi sayıdan. Bakalım. Haydi gidelim. Söylemezsem olmaz en güncel, en renkli haberleriyle yine sizlerle. Yazışmaktan hoşlanmıyorum. Duygular aktarılmıyor. Geçtiğimiz gün sete gitmeden önce güzel havanın tadını çıkaran Melisa Döngel muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ha, bence konuşmaktan böyle yazışmaktan çok hoşlanmıyorum. Çünkü duyguların birbirine böyle tam aktarıldığını düşünmüyorum. Bazen yazışma stilleri işte ne bileyim başka şeyler karşı tarafa yanlış lanse edilebiliyor. Ben böyle birebir iletişimde daha doğru anlaşıldığını, duyguların daha net aktarıldığını düşünüyorum. Yeni bir ilişki var mı sorusuna ise "Kah, keşke olsa" diye cevap verdi. Keşke olsa, inşallah olur. Sosyal medyadan o zaman istemiyorsunuz. Yani sosyal medyada zaten tanışabildiğimiz benim için en azından bir mecra değil. Çünkü insanlara güven açısından da zor bir dönemden geçiyoruz. Ve yoğun bir hesabım olduğu için orada insanları çok fazla tanıma fırsatım olmuyor. Ama zaten öyle bir şey olduğunda da istemem. Ben böyle birebir iletişimin daha sağlıklı olduğunu. Geleneksel iletişim. Aynen. Aynen. Berk Oktay çok heyecanlı. Oyuncu Berk Oktay yakında baba oluyor ve babalıkla ilgili çok heyecanlı olduğunu dile getiriyor. Acayip heyecanlıyım. Kısmetse Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Haziran gibi, ama tabii hani bu işler belli olmuyor biliyorsunuz. Ben de yeni öğreniyorum. Belki bir iki hafta erken olabiliyormuş, geç olabiliyor, bir şey oluyor. Haziran gibi gözüküyor şu an. Babalık kursuna gidecek. Araştırıyorum ama bu şey doğumdan birkaç hafta öncesinde de bir küçük çaplı bir kurs gibi bir şey alacağız yani. Yapacağız ikimiz de. Hatırlar mısınız, geçtiğimiz günlerde Onur Büyüktopçu ekranlarda hep aynı yüzler var demişti. Berk Bey bu konuya bambaşka bir açıdan bakıyor. Evet, çok konuşuluyor. Muhakkak herkes bir şekilde bir zaman verip demlenmesi de gerekiyor. Dinlenmesi de gerekiyor. Yüzünü dinlendirmesi de gerekiyor. Ama zamanın koşulları, insanlar da iş geldikçe iş yapmak istiyorlar tabii ki de. Ama ben şeye katılmıyorum, sürekli aynı oyuncular etrafında dönüyor'ya katılmıyorum. Bir sürü yeni genç arkadaşımız katıldı aramıza, özellikle son iki senedir çok fazla yeni isim de görüyoruz. Olması da lazım, bir sirkülasyon bu sonuç itibariyle. Sonuçta yani insanlar, talep gören insanlar ekranda olmaya devam ediyorlar. Seyircilerimizin seyrettiği ve talep ettiği insanlar yeni arkadaşlarımıza katılıyor. Onlardan da beğenilenler ekranda kalıp işlerini yapmaya devam ediyorlar. Bu kadar basit. Meryem Uzerli'den renk renk
kıyafet, sadece reklam anlaşmaları yapan, film ya da dizilerde göremediğimiz Meryem Uzerli'den yeni pozlar geldi. Adeta renk kartelası gibi her rengi giymiş güzel oyuncu. Ne diyelim, Meryem'e her renk yakışıyor. Emrah kızını paylaştı. Emrah kızı Eleysa'nın başını örtüp dua ettiği kareleri sosyal medyadan paylaştı ve şu notu düştü. Benim güzeller güzeli prenses kızım, hayatımın anlamı. Allah'ım seni bağışlasın, yüce Rabbim seni nazarlardan saklasın. Anıl Altan sinirlendi, Pelin Akil toparladı. Muhabirin çocuklarıyla ilgili sorduğu soruya Anıl Altan sanki biraz gerildi ama Pelin Akil olaya hemen dahil oldu ve sohbet keyiflendi. Galiba en çok sizinle beraber gece bir oyun ve video şeyiniz var. Orayı çok seviyorum. Yani böyle de aslında böyle değil yani. Kavga etmeden bu röportaj yani bitmesin. Umarım bir şey. Ben şeyi sordum. Bir şey değil. Günü. Zeynep Tuğçe Bayat'a eşi Cansel Elçin sürpriz doğum günü organizasyonu yapmış. Kaan Sekban'da doğum günü. doğum günü kuşları. Ben organize ettim aslında. Yalan, bunlar hiçbir şey yapmadılar diyormuşum. Beni sarışınken beğendi. Nilperi Şahinkaya yeni dizi projesi için saçlarını sarıya boyattı. Muhabirin Emre Bey beğendi mi sorusuna bakın ne cevap vermiş güzel oyuncu. Ben beğendim. O yüzden çok mutlu. Ben de mutluyum. Çok seviyorum bu sarı rengi. Bir süre daha böyle kullanırım diye düşünüyorum. Ama dizi için boyadım. Evet. Dizi için de çok uzun zamandır hazırlanıyoruz. Tarkan'dan yeni şarkı mı geliyor? Tarkan sosyal medya hesabından stüdyo fotoğraflarını paylaştı. Hayranları yeni şarkı mı geliyor dedi. Bu siyah beyaz fotoğraflar yeni şarkı müjdesi mi bilinmez tabii ama Tarkan arayı açmasa iyi olur. Özledik ne diyelim. Göbeğini disko topuna çevirdi. Rachel Aras hamileliğinin son günlerinde karnını disko topuna çevirdi ve bu anlarını sosyal medyada paylaştı. Bazıları çok keyifli bulurken bu görüntüleri, bazıları ise bu durumu saçma buldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim sevgilim var, insanlık istiyorum. Menajer Özgür Aras'ın doğum gününe katılan Deniz Seki, ben evden çıkmam normalde, Özgür için geldim dedi. Ben hiç evden çıkmam normalde, konserden eve, evden konsere. Ama Özgür'ü asla kıramazdım. O benim en zor günlerimde her hafta gelmişti. Onu böyle bir günde yalnız bırakamazdım. Aşk sorularına ilginç bir cevap veriyor Deniz Seki. Ne aşkı ya? İnsanlık istiyorum, insanlık. İnsanlık, adalet, insanlık. Aşk meşk benim zaten var sevgilim. Takipçim var, reklam yapayım. Bir restoranda giden fenomen reklamınızı yapıp hesap ödemesem olur mu diye soruyor. İşletme kabul etmiyor. Buna rağmen bunu sosyal medyasında paylaşan kadın gündem oldu. Bu video akla fenomenlerin hesap ödemeden yiyip içtiklerini getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani atıyorum dedin, nerede yiyorsun? Nasıl, güzel mi? Evet gideriz falan dedi. Ben de dedim ki, iyi reklamını yaptın dedi, bari öylesin hani şey yapsınlar. Biz zaten reklam veriyoruz. Gülşen yine kasıp kavurdu. Gülşen geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede Gülşen'in sahne kostümü ve performansı dikkat çekti. Arzu Sabancı'nın paylaşımı, Hande Erçel'e gönderme mi yapıyor acaba dedirttim. Hava soğuk ama havuz sefası, ekmek elden, su gölden. Memnunlar yazarak havuzda yüzen ördeklerinin fotoğrafını paylaştı. Sizce Arzu Sabancı, Hande Erçel'e gönderme yapmış mıdır? Alişan'dan duygulandıran paylaşım. Alişan kızı Elis'in doğum günü fotoğraflarını paylaştı. Bu karelerin arasında kardeşi Selçuk Tektaş'ın da Elis'te olan bir fotoğrafı vardı. Ünlü sanatçı bu fotoğrafı amcasıyla ilk fotoğrafı Elis'imin notuyla paylaştı. İkizler artık evlerinde. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den güzel haberler var. Sağlığına kavuşan bebeklerini eve götüren çift sosyal medya hesaplarından bu kareleri paylaştılar.
taş kesiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Demet Özdemir sosyal medya sayfasından yeni bir karesini paylaştı ve gözlüğümle aşk yaşıyorum dedi. Üzüldük açıkçası, oyuncunun hayatında aşk yaşadığı kimse yok demek ki. Sevgilime gönülden bağlıyım. Evlilik şart değil. Bir defilede podyuma çıkan ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik gibi bir beklentisi olmadığını açıkladı. Evlilikten ağzı yanan ünlü isim evliliğe küstü mü acaba? Tatile doymuyor. Şeyma Subaşı hop yataktan kalktığı gibi bavula zırhlı yapanlardan. Çünkü o bir tatil bağımlısı adeta. En son gittiği tatilden kırmızı bikinisiyle paylaştığı fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu. Aynur Aydın hangi takımı tutuyor? Karar veremiyor. Şarkıcı Aynur Aydın güncel olarak Beşiktaşlı olduğunu her seferinde dile getiriyor. Hatta Beşiktaş'ı şarkı bile yaptı. Fakat eski paylaşımlarında hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli olduğu görünüyor. Şimdi soruyoruz Aynur Hanım'a, siz hangi takımlısınız, bir karar verin. Fiziğinin sırrı genetikmiş. Güzelliğiyle dikkatleri üstüne çeken güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in eski fotoğrafları gündem olmuştu. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, sadece burnumu ve dişlerimi yaptırdım. Fiziğimin sırrı genetik dedi. Hilal Hanım'ın genetiği mi yoksa estetik doktoru mu iyi bilemiyoruz açıkçası. Alina Boz kar tatilinde. Umut Evirgen'le sürpriz bir şekilde evlenen oyuncu Alina Boz tatile doyamadı. Kar tatilinden paylaştığı fotoğraflar hayranları tarafından çok beğenildi. Mehmet Ali Erbil'in oğlu oldu. Son günlerde bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gülseren Ceylan'la dolu dizgin aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, önce iyi ki ben doğdum diye kendi doğum gününü kutladı. Ardından sevgilisinin hediyesi olan minik köpeği, sevgilimin hediyesi iyi ki geldin oğlum notuyla paylaştı. Arzu Sabancı bir paylaşım yapmış, bir göl fotoğrafı, ördekleri çekmiş. Altına da yazmış ki hava soğuk ama havuç sefası, ekmek elden su gölden memnunlar yazmış. Ve herkes de bu sözü Hande Erçel'e yorumlamuş altta, yorumlarda. Şu an biliyorsunuz dünyayı geziyorlar, seyri sefer halindeler. Ama Arzu Hanım çok şikayetçi durumdan, Sabancı ailesi de olsa masrafları biraz kıs diye uyarmış. Çünkü her gittikleri seyahatte business biletler, orada Hande'ye pahalı hediyeler, orada yaptıkları aşırı masraflar. Şu anda holdingde bir pozisyonda çalışmıyor çünkü. Hakan çalışmıyor. Abisi çalışıyor. Hı hı. Fakat Hakan çalışmıyor şu anda, sadece harcıyor gibi gözüküyor ailede. Pay sahibi olduğu için, hisse tabii, sahibi tabii olduğu için şey yapıyordu. Sabancı ailesi maaşlıyor. Arzu Sabancı öyle yapmaz ama, yani çağırır karşısına, oturtur oğlunu. Konuşur yani, oğlum bak olmuyor bu gidişten, baban da ben de memnun değiliz. Yani biraz işe güce gelsen, sen de öğrensen bu işi. Yarın bir gün bu şirket size kalacak, kardeşine sana kalacak diye kardeşlerine. Yani konuşur, niye öyle bir gönderme yapsın? Ama yani tabii insanların ağzı torba değil ki büzesin diye bir söz var. Yorum yapıyorlar. Yani biraz da bu Hande Erçel'i çekemeyenlerin yorumudur diye düşünüyorum. Ay, Hande Erçel'i de koruyan Bilal Özcan bugün tarihe geçsin o zaman. Çok sayım şu an, biliyorsun. Sen zaten hep benim karşımda dur da dur. Ne olursa olsun. Niye korumayayım yahu? Hayır, genelde Hande burada... Erçel'i çok böyle koruyan yorumlar yapmıyorsun ya, ondan böyle şaşırdım Bilal'ciğim. Yok ya. Ben doğruları söylerim her zaman ya. Bunu sen de biliyorsun. Yani Hande Erçel sevgilisiyle dünyayı geziyorsa, sevgilisinin imkanı var ki gezdiriyor onu. Bunun için Arzu Hanım eyvah paralarımız bitiyor diye oturup dertlenip de havuzdaki ördeğe bakıp da oğluna işte bu kıza gönderme şimdi yapacak hali yok. Şimdi zengin de olsa fakir de olsa her ebeveyn aşırı harcama yapıldığında çocuklarını uyarır Bilal abi. Buhane'de de yine böyle bir durum olmuş. Çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. Bu arada gerçekten harcamalarını biraz daha ölçülü yap diye uyarı tamam, almış Arzu Sabancı'dan. Tamam, bak, bu benim... Biraz ölçünü bil denilmiş yani. Bu sen hep bana muhalifsin ama bak, burada bana hak vereceğine inanıyorum.
Ördeğe karşısına alıp konuşmamış havuzdaki. Oğlunu karşısına alıp konuşmuş. Değil mi? Yani demiş ki işte biraz yani ördek de gönderme yapmasını orada ben öyle nitelendirilmesini. Ya anneler çocuklarının yanlış. Artık belli bir yaştan sonra sorumluluk sahibi olmasını isterler. Yani maddi durumu iyi de olsa daha böyle artık sorumluluk bilincinde yaşasın. Biraz daha böyle işinin gücünün başına geçsin. Yine tatilini yapsın ama artık yaşı gereği de bazı sorumlulukları alsın ister tabii ki. Ama şimdi Sabancı ailesine yaptıkları seyahat tabii ki maddi olarak çok böyle koyacak durumda değil ama... Yani sorumluluk artık alsın. Leyla'yı havada görmüş gibi haberi oradan oraya gezmesin diye bir anne olarak oğluna bazı öğütlerde bulunmuş olabilir. Bunun Hande Erçel'e gittiğini ben de düşünmüyorum. Yani her paylaşımı da işte bazen yorum... Şair bu paylaşımda ne demek istemiş diye. Aynen. Ama yani Hande Erçel'e de insanlar şey yani bir gönderme yapmasını bekliyorlar Arzu Sabancı'dan. Çünkü bir işte kayınvalide pozisyonunda olduğundan ve Hande Erçel'in sanki aile tarafından istenmiyormuş algısı yaratmak adına bu tarz şeyler, betimlemeler yapılabilir, doğaldır. Ama ben de sanmıyorum Bilal abi, sana hiç de muhalif değilim bu sefer. Peki düşün. Peki canım. Peki Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan artık bir köpüşleri var evde. Yeni üye gelmiş. Köpek almış. Bu arada bugün sevgili Mehmet Ali Erbil'in doğum günü. Evet, o da bir kova burcu. İyi ki doğdun Malin. Nice sağlıklı, huzurlu, böyle bol şov programlı, bol neşeni eksik etmeyeceğin yaşların, yılların olsun sevgili Mehmet Ali Erbil. Yarın da benim doğum günüm. Ben de her gün altını çizeceğim. Etrafımızı kovalar sardı. Kova burcunun zekası biliyorsunuz en büyük problemi. Hayattaki sınav zeka ile alakalı kovada. Mehmet Ali Erbil de çok zeki bir oyuncu olduğu için zaten kabına sığamıyor. O enerji hep zekadan geliyor. Ama ben burada bir eleştiride bulunacağım. Evet. Ben hediye olarak canlı alınmasını hiç tasvip etmiyorum. Çünkü köpekler, kediler, kuşlar hediye maksatlı alınmaması gereken canlı en nihayetinde. Çünkü hediye aldığınız kişi bu köpeğin sorumluluğuna hazır mı, değil mi bilmeden sadece böyle sempatik bir hediye vermek ondan sonra o köpeğin sorumluluğu açısından risk taşıyor. Tabii bu Mehmet Ali bakmayacak diye. Çünkü Mehmet Ali çok hayvan seviyor. Onun bahçesinde de çok sevdiği bir şeyi var, köpeği var. Mutlaka çok ilgilenecektir ama genel olarak böyle kız arkadaşlarına, çocuklarına karne hediyesi, işte yok yıl dönümü hediyesi falan böyle köpek, kedi, medi falan alınmasını ben doğru bulmuyorum. Öyle barınaklar dolu hep sokaklarda cins böyle can dostlarıyla. Almışlar, bakamamışlar. Ya sonra sokağa bırakıyor. Dediğim gibi yani ben bunu hani Mali ve Gülseren'in üzerinde söylemiyorum. Onlar Mali'ye özellikle sorumluluk alacaktır da. Ama genel olarak hani bu hediye muhabbetini sevmiyorum ben. Yani bu kişiye özel diye düşünüyorum ben. Gülseren Mehmet Ali Erbil'de onu görmüştür. Yani köpeği sevdiğini, köpekleri, hayvanları sevdiğini görmüştür. Ve ona beğenebileceği, sevebileceği, benimseyebileceği bir hediye almak istemiştir. Onun için almıştır. Doğum günü kutlu olsun. Nice aşklara demiyorum. Son aşkın bu olsun. Nice sağlıklı yaşlara Mehmet Ali. Son aşkın bu olsun diyorum Mehmet Ali'cim. Bir çift arkadaşım vardı. Ayrılmışlardı ama köpekleri var diye köpeğe nafaka ödüyordu. Şimdi acaba ayrılırlarsa köpeğe nafaka ayol, olur mu? Ben boşandığımda köpeğime bile nafaka alamadım. Bizde 4 tane köpek vardı. 3'ü orada kaldı. Bir tane işte ben Pablo'mu aldım. Ama hiç çocuğuma ben kendi şartlarımla bakıyorum ve hiçbir şekilde nafaka istemedim yani. Köpeğim için. Tabii ona... Evlat ya, tabii ki evlat yani. Sinan Akçıl görmek istedi boşandıktan sonra köpeği, eşi göstermedi. Sinan Akçıl da bundan çok yakındı hatta. Bu görme hakkı olması lazım dedi. Boşandığın zaman hayvanlarını görebilmeli dedi, taraflar isterse. Ya bir de çok özlüyor köpekler, kediler alıştığı. Tabii. Onlar tabii, tabii. Yani bizler onların ebeveyniyiz işte. Evet. Bir anda alıştığı kişi, bağlandığı koku, sıcaklık gidiyor. Hayvanlar için de gerçekten çok travmatik oluyor. Ondan sonra tüy dökülüyor, hastalanıyorlar. O yüzden bu ayrılık durumları olursa köpekler ve kedilerle ilgili de doğru yönetim çok önemli. Kayıplar da çok üzüyor gerçekten. Hem can dostlarını hem yakınlarımızı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına, empati programına katılmış MasterChef Mehmet Yalçınkaya ve samimi açıklamalarda bulunmuş.
Babamla çok uzaktık birbirimize. Öldüğünde bu kadar üzüleceğimi tahmin etmezdim ama babamı bu kadar özleyeceğim aklıma gelmezdi. Keşke bir kere daha koklayabilseydim diyor. Ay. Bu dinledim bu röportajı. Hmm. Dinlerken burnumun direği sızladı. Çünkü böyle yaşayan birkaç tane de arkadaşım vardı. Hatta babalarıyla hiç görüşmüyorlardı. Babaları hiç ilgilenmemişti çocuklarla. Ve babadan bahsettikleri zaman belki de nefretle bile bahseden arkadaşlarım babaları vefat ettikten sonra kendilerine gelemediler. O kan bağı, o can bağı öyle ayrı bir şey ki, öyle bir genetik bir bağ evet. sağlıyor ki görmeseniz de bambaşka bir bağ sebep oluyor. Ondan sonra o kayıplar da geri dönüşü olmayan acılar veriyor insana. O yüzden analarımız babalarımız hayattayken onların kıymetini bilmek, onlara hürmetimizi vaktimizi gerektiği gibi ayırmak çok önemli. Ki ölümlü bir dünya, kimin önce öleceğini bilemeyiz elbette ki ama ölümlü dünyada herkesin birbirleriyle bağlı ve saygılı ve sorumluluk sahibi sorumluluk halinde yaşaması çok önemli. Sonra işte bir rüyamda bir göreyim diye dua evet. edersiniz. Çok rüyamda, acıklı. Bilal abicim, rüyamda babanı görmek, kaybettim değil mi? Ben babamı tabii maalesef kaybettim. Rüyamda görmek için yalvarıyorum demesi çok dokundu bana tabii. Yani baba bambaşka bir şey. Ben de evlatlarıma karşı iyi bir baba olmanın düşüncesindeyim, derdindeyim. Onlar yerine empati yapmanın peşindeyim. Her zaman bunu yapıyorum. Boşandığım eşimden olan çocuklarımla da sık sık görüşüyorum ki kendilerini eksik hissetmesinler. Çünkü yeni bir evlilikle yeni bir çocuk yaptım. Hidayet baş tacım ama diğer iki evladım da baş tacım. Mesela oğlum benden uzak kaldı yeni bir evlilik yaptığım için. Onun da çocukluk sayılırdı ayrıldığımızda. Onunla irtibat kurmakta o kadar zorluk çektim ki ama bunun sonunda başardım. Bunu isteyerek, bunu düşün, yani böyle olmasın diye, babasız büyümesin diye kendimden de fedakarlık yapmaya çalıştım. Becerebildiğim kadar becerdim. Telefon numaramı telefonda onu ne diye kaydettiğimi görmesini istedim özellikle. Canım evladım Emrah'ım diye kaydetmiştim. Onu gördüğü zaman, onu gördüğü zaman öyle bir değişti ki bana karşı, öyle bir mutlu oldu ki. Yani çocuklar bazen böyle alınganlık yapabiliyor. İkinci evlilik tabii. olduktan sonra sanki terk edilmişler. Evet. Kendileri aynen yerine öyle. Tercih edilmişler gibi düşünebiliyor bazı evlatlar ama anne babalıktan boşanmıyorsunuz ki. Yani çiftler boşanıyor. Anne baba olmaya devam ediyorsunuz ama çocuk tabii bu durumu belli bir yaşa kadar, hatta belli bir yaştan sonra bile anlamayabiliyorlar. Anne baba evet. olgusu o kadar özel, o kadar kıymetli bir duygu ki. Ya şöyle bak, benim kızım babasını görmeden büyüyor. Ona rağmen uyanıyor. Anne diyor, babamı gördüm, rüyamda hastaydı. Hemen arıyoruz. Gerçekten öğreniyoruz ki mesela hastaneye kaldırmışlar. Bir rahatsızlığı olmuş. Bu bağ Allah tarafından verilmiş çok özel bir bağ. O yüzden anneler babalar evlatlarına sahip çıksınlar. Anneler babalar çocuklarına gerçekten koşulsuzca o sevgilerini hissettirsinler. Hayat nereye götürürse götürsün. Öyle. Evlilikler olabilir, maddi kayıplar, krizler, hayat şartlarında zorluklar olabilir. Ama bu hiçbir zaman çocukla ilgilenmemeye gerektirecek bir gerekçe değil. Değil tabii. Sonra asla. Kaybettiğimizde telafisi olmayan ve yıllarca süren travmalar yaşayabiliriz. Hayattayken kıymetini bilmek lazım. Evlatların da evet bazen çok haklı gerekçeleri olabiliyor. Anne ve babaya küskünlük ve kırgınlık yaşamakta. Evet. Ama ne olursa olsun affedici olmak, bunun da bir sınav olduğunu bilmek gerekiyor. Neden bunu ben yaşıyorum diye. Bu sınavı vererek anne ve babalarımıza küsmeden, onların sevgisini her zaman içinde hissederek yaşamak lazım. Ne olursa olsun affedici olmak lazım. Tabii canım, bu dünya bir sınav. Hepimiz için bir sınav. Evlatlar için de, bizler için de. Peki. Evet. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit cephesinden flash bir gelişme var. Çıkan Kapris haberlerinin ardından Fahriye Evcen cephesinden bir açıklama geldi. Sonra da Burak Özçivit'ten. Bakalım ne açıklama yapmışlar. Ünlülük kaprisi olduğu iddiaları ortaya atılan Fahriye Evcen cephesinden şet cevap geldi. Burak Özçivit eş hakkında yapılan bu haberler sonrası deliye döndü. Yaptığı açıklamayla haberi yapanlara sert konuştu. Burak ne açıkladı? Fahriye ne söyledi?
haberler karalama kampanyası mıydı? Fahriye Evcen'in üzerine mi gidiliyor? Yalan haber mi yapılıyor? Ünlü oyuncu Fahriye Evcen. Uzun süredir Burak Özçivit'le göz kamaştıran bir evliliği olan Fahriye Evcen şimdilerde setlerden uzak bir hayat sürüyor. Karının doğumunun ardından dizi ve film sektörüne ara veren Evcen bir ara bir dizi macerası olmuş fakat oyunculuğundan çok bu ikonik sahnesi konuşulmuştu. Fahriye Evcen bu dizinin ardından kendisini sadece reklam anlaşmalarına ve sosyal medya hesabına verdi. Hemen ardından ikinci oğlu Kerem de dünyaya gelince Fahriye Evcen ister istemez anne rolünü artık fazlasıyla almış oldu. Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisi ve yurt dışı reklam anlaşmalarından çekimlere koşuyor. Fahriye Evcen ise genellikle Türkiye'de onun yolunu gözlüyordu. Bazı markalarla anlaşmalar yapsa da hayranları hep ondan bir proje istiyordu. Fakat o dizi veya film projesi bir türlü gelmedi. Hal böyle olunca akıllara hep o çok konuşulan dedikodular geldi. Fahriye kaprisli bir oyuncu mu? Fahriye Evcen istekleriyle yapım şirketlerini bunaltıyor mu? Fahriye Evcen şöhretiyle set çalışan ...anlarını eziyor mu? Diğer oyuncuların da burnundan mı geliyor? İşte geçtiğimiz gün yine böyle bir haber çıktı. Şimdilerde eşi Burak Özçivit'le birlikte Katar'da olan Fahriye hakkında eşiyle birlikte çektiği bir reklamda karavan istedi, kriz çıkardı haberleri çıktı ve bu haberler derin bir yankı uyandırdı. Elinden geldiği kadar evet, vakit ayırıyorum. Her boşluğunda zaten beraberiz. O yüzden sorun yok. Süper babalığa doğru gidiyor herhalde. Evet. Gerçekten öyle. İnsanların inanası gelmese de ateş olmayan yerden duman çıkmaz biliyorsunuz. Fakat Burak Özçivit deliye döndü ve eşi hakkında bu tür haberleri çıkaranlara sert konuştu. Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik. 3 gün boyunca güldük, eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı. Biz de bütün ekibimizde bu mutluluğu, güzelliği konuşup yaşarken iddia adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçma sapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık, bıktık, usandık. Lütfen bizim üzerimizden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın. Fahriye Evcen eşinin bu paylaşımını alıntılayıp o da iki çift laf etti. Artık gerçekten benim üzerimden hiç alakamın olmadığı haberler yapmaktan vazgeçseniz çok sıkıldım. Konunun benimle alakası yokken nasıl bana mal edilebiliyor anlamış değilim. Hepinize sağlıklı bir ruh hali, huzur ve mutluluk diliyorum. Saygılarımla. Çift haklı mı? Kulis dedikoduları yanlış mı aksettirildi? Yoksa Fahriye ve Burak çiftine karalama kampanyası mı düzenlenmek istendi? Dünkü yayınımızın ardından hemen sıcağı sıcağına Burak Özçivit'ten ve ardından da Fahriye Evcen'den cevap gecikmemiş bu karavan krizi haberleri üzerine. Evet, biraz da sert bir cevap. Bıktık, usandık, sıkıldık özünde. Bir cevap her ikisinden de ve firma da bu konuda bir açıklama yaptı. Prodüksiyon firması reklamı çeken 3 gün süren reklam filmini çeken firma da bir açıklama yaptı. Belli ki Burak ve Fahriye firmadan onu talep etmişler. Böyle bir şey yaşanmadığına dair. Şimdi ben bir gazeteci gözüyle, bakışıyla bu yapılan açıklamayı yapmak istiyorum, yorumlamak ve bu durumu değerlendirmek istiyorum. Şöyle ki Fahriye Evcen'le ilgili yıllardır bu tür iddialar çıkıyor. Yani kaprisli bir oyuncu olduğuna dair söylemler çıkıyor. Kendisi bazen buna cevap veriyor. Çok nadir. Çoğunlukla hiçbir şekilde cevap vermiyor. Şimdi bizde hep kullandığımız bir şey vardır. Bizim kuralımız gibi gazetecilerin ateş olmayan yer, sadece magazinciler değil bütün branşlarda çalışan arkadaşların ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir söz vardır. Gazeteciler de bazı duyumlar alırlar ve delillendiremeseler de çok ünlüyle ilgili olduğu için, çok ünlü bir isimle ilgili olduğu için İddia olarak bunu ortadan hakaret etmeden, bakın tekrar söylüyorum, hakaret etmeden bir iddia olarak, duyum olarak verirler. Karşı taraf bundan hoşlanmaz. Bunu ya yalanlar ya yalanlamaz. Ama Fahriye Evcen'in burada tabii artık istihap haddinin dolduğunu düşünüyorum bu konuda, bu kapris iddialarıyla ilgili ve ta Katar'dan
açıklama yapma ihtiyacını duymuş. Çok sinirlenmiş, çok kızmış belli. Şimdi ama açıklamayı bizler, Burak yapıyor bizler, galiba değil mi? Bizler, Fahriye tabii yani asıl konunun muhatabı o. Bizler bu açıklamaya inanmalı mıyız, inanmamalı mıyız? Şimdi koskoca insanlar elbette ki inanmalıyız diye düşünür özellikle fanları, hayranları. Kendine saygı duymakla birlikte hiçbir insanın hakkında, hele ki ünlülerin hakkında söylenen, yayılan olumsuz iddiaları kabul edeceğini düşünmeyiz. Peşinen gazeteci bunu düşünmez, ondan sonra araştırır. Düşünürsen zaten gazetecilik yapamazsın. Önünü arkasını araştırmak zorundasın. Şimdi bunun doğru olduğunu kabul ediyoruz ama bu iddiaları nereye koyacağız? İddia diye yazıyorlar diyor bir de Fahriye Evcen. Fahriye Evcen, Burak eşine ve sana şunu söylemek istiyorum. Gazeteci elbette iddia diye yazacak. Savcı bile, devletin savcısı bütün imkanlar elinde. Bütün delilleri topladığı halde dava açılması için hazırladığı o dosyanın adına iddianame denir. İddialardan oluşur bu söylemler. Sonra delilin varsa ispatlarsın ama içinde hakaret olmadıktan sonra gazeteci duyduklarını paylaşır. Yani şimdi mesela bir tane izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Ünlülerin yalan cevap verdiğini bildiğinizde ne hissediyorsunuz diye bize sormuşlar. Bazı şeylerin yalan olup olmadığından emin olmadan herhangi bir şey tabii ki hissetmiyoruz. Ama yalan olduğundan emin olduğumuz zaman bayağı bildiğin yalan söylüyorsun diyoruz. Çünkü eğer ispat varsa bu konuyla alakalı. Şimdi ben... Fahriye Evcan'la ilgili bazı insanların mesafeli ve sınırları olan davranış biçimi olduğu zaman bunu kaprisle çok nitelendirmemek gerekiyor. Herkesin bir karakter yapısı var. Ben mesela hiçbir zaman öyle donuk, soğuk, mesafeli davranış biçimi sergileyemem. Yaratılışımda bu yok. Ama bazı insan daha mesafelidir. Daha zor, daha geç alışır, daha geç iletişime girebilir. Bu onun kötü bir insan olduğu anlamına ya da kapris yapıyor olduğu anlamına gelmeyebilir. Şimdiye kadarki duyumlarımızdan anladığımız kadarıyla Fahriye'nin daha kendi şahsına münhasır, daha böyle şey bir mizacı var. Yani kuralcı bir daha mizacı var. Daha mesafeli ve soğuk mu çalışma arkadaşlar? Onu bilmiyorum ama yani kuralcı bir mizacı var. Ama bu kuralcı mizaç da bir insanın kötü ve kaprisli olduğu anlamına gelmez. Zaten bence böyle kötü, kaprisli, işte cehennem şeyi ızdırabı estiren bir yapısı olsa... Bugüne kadar zaten hem Fahriye Evcen kalmazdı hem de bence Burak Özçivit'le bu kadar güzel bir evlilik yapamazdı. Çünkü şimdi Fahriye Evcen dışında biz hiç duyduk mu hiçbir aktrisle ilgili böyle bir sette sürekli? Var, duyduk. Peki bu ortaya çıktı mı o kişilerin yapıp yapmadığı? Çıktı. Yani çıkabiliyor değil mi? Çıkıyor tabii ki. Çıkabiliyor. Çıkıyor. Taraflar konuşuyor. Birisi mağdur durumdaysa açıklama yapıyor bir vesaire. Bir de şöyle bir şey var. Çok da alıngan olabiliyor bazı insanlar. Ben bir sette kendime mesela özel bir içeceğim olduğu için kendim alıyordum. Sette ve prodüksiyona kendim külfet olmamak adına. Ve onu setteki dolaba koyduruyordum. Tam yemek yiyeceğim esnada içeceğimi ararken bir bakıyorum yok. Bitirilmiş. Arkadaşlar bakın bunu ben kendim alıyorum, rica ediyorum. Çünkü ben yemeği yiyemiyorum bunsuz diyorum. Ertesi gün yine yok. Ertesi gün yine yok. Bu sefer şimdi ben buna tepki verdiğim zaman o bir tane işte bilmem ne için çok kapris yapar diye söylenti çıkartıyorlar. Şimdi bazı şeyleri söylediğiniz takdirde hala yapılmıyor ve o anlamda bir saygı duyulmuyorsa kurallarınıza işte o zaman bir tepki vermek durumunda kalabiliyorsunuz. Hele ki böyle bir set ortamında en disiplinli olması gereken bir ortam şimdi orası. Burada konunun muhatabı Fahriye Evcen. Evcen'le ilgili iddialar var ama cevabı veren Burak Özçivit. Ya sanki Fahriye bir şey yazacakmış da Burak demiş ki dur açıklamayı ben yapayım sen onun üzerine ne diyeceksen dersin gibi. Biz dün konuşmuştuk ya bu evi yani açık ve net bir biçimde Fahriye Evcen yönetiyor. Evet. Fahriye ama... ne derse o oluyor gibi. Sanki burada böyle bir bizi izledikten sonra böyle bir durum gelişmiş gibi hissettim. Ben bu arada tabii ki Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftine çok teşekkür ediyorum. Bu yaptıkları açıklama seyircisine, yayın kuruluşuna ve haklarında söylentilere karşı onları sevenlere
bir saygıdır bu yaptıkları açıklama. Çünkü biz dün dedik ki şayet böyle bir kapris durumu yoksa ya basına ya da sosyal medyalarından lütfen açıklama yapsınlar diye bir çağrıda bulunduk. Ve sevgili Burak Özçivit de bu anlamda eşini sahiplenici bir paylaşımda bulundu. Çok da saygılı ve bence yapması gereken bir şey yaptı. Çünkü bu artık insanın kariyerini de zedeleyecek bir söylenti. Ben bunun tekrar dün de söylediğim gibi Fahriye Evcen üzerinden bazı belki yapımcıların Fahriye Evcen'in iş almasını engellemek için bile yaydıkları bir söylenti olasılığı olduğunu ihtimalini öngörebiliyorum açıkçası. Çünkü bunlar yapılıyor. Sahnedeki sanatçılara da yapılıyor. İşte gördüğünüz gibi oyunculara da yapılıyor. Çünkü Fahriye çok potansiyel. Pastanın çok ciddi büyük bir kısmını alma potansiyelinde. Ama oynamıyor. Ama işleri kabul etmiyor. İşler geliyor ona. Hiçbir işi kabul etmiyor. Şu an anneliğe odaklandı. Yani önce için. Evet, önce birinci çocuğa odaklanmıştı. Sonra ikinci evet. çocuğa odaklandı ve şu anda aslında bu aileyi tabii ki eleştirirken gelen haberlerle ilgili olarak eleştirirken takdir etmek diyelim, çok eleştirmiyoruz ki irdelerken onlar eleştiri olarak aldıkları için takdir de etmek lazım. Hakikaten şimdi Fahriye Evcen dizilerde yok, aşağı yukarı 6 yıldır en son bir tarihi dizide oynadı. O da işte girdi çıktı. Kısa sürdü. Fahriye Evcen yok. Yani iki oyuncu çift, bir tanesi sektörden uzak gözüküyor. Ama bütün reklam teklifleri ona geliyor. Pek çok iş alıyor, para düzgün kazanıyor. Düzgün aile yaşantılarından dolayı. Evet. Şimdi Orta mesela, Doğu'da da çok seviliyorlar evet, tip olarak. Çok, evet. Çok güzel bir kadın ve yakışıklı bir adam, evliler. Çok istisna bir şey. Bu arada ben yani. Burak Özçivit'e... Türkiye'nin en güzel çifti diyeceğim. O fotoğrafı verir misin bence yönetmenim? De. O fotoğrafı en yakışan, verir misin? Evet. Bakın şurada. şurada yani şu mutluluk, şu gülüş, şu ışık çevreye saçtıkları. Bu spontane çekilmiş. Katar'ın başkenti Doha'da gittikleri mücevher fuarında otururken spontane çekilmiş bir aşkla fotoğraf. Aşkla bakıyor canım. Evet. Bakın gözlerindeki hala. Parıltıya bakın. Yalnız üzerindeki Osman Bey'i oynayan yıllardır, 5 senedir Burak Özçivit'in üzerindeki pembe ceket olmamış. Ben de hiç beğenmedim. Olmamış. Yani Osmanlı İmparatoru kurucusu biraz ve daha böyle. Fahriye Evcen'in düğününe katılmıştım. Çok güzel, rüya bir düğündü. Çok güzel bir gelin olmuştu Fahriye Evcen. Burak Özçivit de çok güzel bir damat olmuştu. Çok yine yani böyle çok asil, çok yakışıklı bir damattı. Ve bütün gelen misafirleriyle tek tek o kadar güzel ilgilendiler ki ben Fahriye ile tanışmadığım halde işte düğüne katıldığım oradaki ortamda o kadar güzel tek ilgilendi, halimizi hatırımızı sordu, ondan sonra her şey yolunda mı, ya bir gelin heyecanıyla hiç bu kadar detayla ilgilenmek mecburiyetinde olmaz, gelin heyecanı vardır en nihayetinde. Çok da sempatik, çok da içten, çok da samimi, kucaklayıcı bir tavrı vardı. O yüzden ben bu söylentilerin biraz bilinçli çıkartıldığını düşünüyorum. Evet, onu söyleyeceğim tekrar. Yani Osman Bey'in pembe ceket giymesini biraz yadırgadım. Yani biraz da... Pembe değil, pembe. Pembe, lazım ben neydi? Pembe. Hayır pembe. Ya, aman ya. Ben de uğraşıyor ya moderatörüm. Ama bir şey diyeceğim. Ya. Yani inci tanelerinin bize kattığı sadece pavyon kültürü pembe, olmasın. Pembe, oradaki pembe, Türkçeyi pembe mi? Düzeltme ne, de olsun. Sen yanlış söylüyorsun. Bak, ben İstanbul pembe Türkçesiyle değil, konuşan pembe. Bir insanım. Pembe. Pembe. Evet. Bak pembe diyor. Evet. E'yi kısaltma. Pembe. Açık pembe. Kapalı. Evet. Fahriye Evcen ise yine çok güzel giyinmiş. Boyda gördüğümüz zaman üzerindeki siyah elbisenin kumaşına da bayıldım. Dikimi de çok güzel. Onlar birbirlerini son derece... Güzel şeyler olduğunda zaten evet. biz bunları söylüyoruz. Göz var, izan var. Ama evet. böyle iddialar olduğunda da söyleyelim bir zahmet yani. Herkesi de göklere çıkartacağız diye bir şey yok. Çünkü sevenleri bunları da merak ediyor. Yani özel hayatlarında nasıl bir insanlar? Sadece dizide göründükleri gibiler mi? Yani gerçek karakterleri ne? Bunu görmek, bilmek istiyorlar. Biz bu yüzden bu masada oturuyoruz, bunları tabii. konuşuyoruz. Şimdi biraz önce dediğim gibi irdelemek başka bir şey. Zaten şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor bazı insanlar tarafından. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen özelinde söylemiyorum bunu ama... Şimdi biz konuştuğumuz için sanki ortada bu olay varmış gibi. Tabii ki bazı olayları, bazı haberleri biz masaya yatırıp ilk getiren kişi oluyoruz ama... Evet. Bu haberin bir içeriği olduğu için zaten haber oluyor. Yani olayın çıkış noktaları birey oluyor, bireyler oluyor, kişiler oluyor, muhataplar oluyor. Ondan sonra konuşulduğu zaman sen suçlu oluyorsun, ben suçlu oluyorum. Sen suçlu olmuyorsun genelde.
Neden? Çünkü sen 46 yıllık gazetecisin. Ben masumum. O yüzden önce olayın o çıkış noktasını bir irdeleyip neden konuşuyorlar değil, neden konuşmaya mal verdim diye kendilerinin aslında biraz irdelemesi gerekiyor. Çünkü hani biz insanları eleştirmek ve yargılamak için gerçekten hem muhakeme hem de bir konu irdelemesi yaptığımız yani iddialar için iddialar doğruysa böyle yapıyoruz. Şeyler yaşandıysa bile bu olaylardan sonra artık yaşanmaz. Yani. Evet. Değil mi? Evet. Öyle bir şey olduysa bile artık yaşanmaz. Biraz da çevrelerindeki insanlara peki dikkat etsinler. Fahri Evcen özellikle sen, yani bu konular hep seni bulduğu için söylüyorum. Yanında çalıştırdığın, yanına gelip giden insanları bir daha gözden geçirmende fayda var diye düşünüyorum. Bence de. İnsanların yanında çalışan insanlar bir süre sonra ayrıldıktan sonra o kadar böyle çirkin iftiraya varan ben bir şey bildiğimden değil ha. Bir şey bildiğimden değil, sadece bir öngörü olarak söylüyorum. Pardon, çok doğru bir öngörü bu. Yanınızda çalıştırdığınız, tabii ki böyle hepsi için söylemiyorum ama işte asistandır, kuafördür, makyözdür, bir süre sonra çalışmamaya başlıyorsunuz. Arkanızdan o kadar böyle iftiraya varan evet hikayeler uydurabiliyorlar ki hakkınızda biz şaşırıp kalıyorsunuz yani. O yüzden gerçekten çok önemli yanınızda beraber evet çalıştığınız iş arkadaşlarınız. Peki Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak, Köstendil ve Necip Memilli'ye büyük bir şok geldi. Hmm. Çünkü Çukur dizisinde kardeş olan ve şimdi de komşu olan ünlü oyunculara ev şoku yaşattılar. Hayaldi, gerçek oldu. Sonu hüsran oldu. Evi arabayı satıp, işi gücü bırakıp, sahil kasabasına yerleşip, balık tutarak yaşama hayallerinin modası geçti. Yeni moda Tiny House. Onlar da hayal etti ama olmadı. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'ye büyük şok. Çukur'da kardeşlerdi, şimdi ise komşu olmak istediler. Çukur'da tüm sokaklar onlarındı. Şu ansa evlerini koyacak yerleri yok. Belediye engeline takıldılar. Dizide canları pahasına intikam alıyorlardı. Gerçek hayatta Tiny House alıp koyacak yer bulamıyorlar. Belediye elleri kaldırdı. Karaburun'da Tiny House'da yaşama hayalleri kurarlarken iddia göre belediye araziye koydukları bu tekerlekli evleri kaldırmış. İddialara göre sebebi ise arazi kullanımına aykırı sonuç doğurması ve görüntü kirliliği yapmasıymış. Bu konuyla ilgili oyunculardan bir açıklama henüz gelmedi. Sadece Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun bu iddiayı yalanladı ve bizimle alakası yok dedi. Yok. İnşallah o da olacak. Ya olur, o da olur inşallah. Neden olmasın? Bu haberler doğru mu? Bakalım oyunculardan bir açıklama gelecek mi? Yeni trend bu tiny house evler. Yani karavan ev gibi de diyebiliriz. Böyle çok küçük, butik. İstediğin her yerde evini konuşlandırabileceğin. İstediğin her yerde değil işte. Zaten problem burada çıktı. Evet, işte tam da böyle düşündüler benim gibi. Ondan sonra belediye engeline takıldılar ki kaldırılmış zaten. Görüntü evet kirliliği yarattığı ve arazi koruma gerekçesiyle. Tam da komşu olacaklardı, olamadılar. Bunlar aklı başında insanlar. Yani oyuncu ünlü olmuşlar, artık belli bir yere gelmişler. Niye kendilerine ait olmayan bir araziye gidip böyle bir şey yaparlar ki? Ya bana hakikaten bu, şimdi Karaburun Belediye Başkanı'nın açıklamasını da okuyorum. Hı hı. Orada da yani adamcağız ilk ay imzası yayınlanan açıklamada değerli oyuncularımızın yer aldığı ünlü dizi Çukur'da dile getirilen ve duvarlara yazılan o bilinen söz gibi olacak gibi değildi, olmadı da zaten. Olacak gibi değildi, olmadı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Karaburun Yarımadası. Yani gelip buraya koydular, bize kaldırdık demek istiyor. Çok uzun bir açıklama. Evet. Yani ne de, ama bunu niye yaparlar ama ki? Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bence burada onları yönlendiren kişilerin de hatası. Şimdi bu tiny house'ları satan insanlar gelip kuruyoruz diyorlar mesela. He, bak işte. Anlatabiliyor muyum? Yani tamam, şimdi gidip de Aras Bulut İynemli seçtim, hanını buraya kuracaksın demez tabii ki. Doğru. Acayip bilinçli insanlar hepsi. Bu tiny house'ları yapan satan, bazı satan kişiler işte burası uygun, buraya yapabiliyoruz diye yanlış yönlendirme yapabiliyorlar. Satmak için. Tabii, bilerek aynen belki öyle. Aynen. Belki. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bunlar eğer altı tekerlekli olmuş olsaydı, herhangi bir şekilde toprağa temas etmemiş olsaydı yine kaldırılamazdı. Ama eğer sit alanı değilse, sit
şeyine girdiği için ikamet etme durumuna girdiğin için hazine arazisine girdiği için evet. Burada yasak, yani yapılanma yasak ve bu tiny house yapılanmaya giriyor. Bu 1,5-2 ay önce bir ünlü sanatçının eşiyle oturuyorduk. O söyledi bana. 500 bin dedi, varsa dedi. Bir arazi var dedi. Tiny house kuruyorsun oraya dedi. Hem komşu olabiliyorsun hem seyahat halinde de. Karavan tarzı da var bunun. Tekerlekli olanları da var ya. Hı hı. Onlardan da yapabiliriz. Tekerlekli olanlar için aynı şey geçerli değil. Ama tiny house yerleşik olanlar için geçerli. Yani onun için izin almanız gerekiyor ve arazinin size ait olması gerekiyor. Araziyi kiralamanız gerekiyor. Buradan gerçekten bu bilgiyi verelim. Çünkü bu tiny house'la ilgili, tiny house'larla ilgili çok ciddi bir reklam dönüyor sosyal mecralarda. Arkadaşlar kafanıza göre işte 100-150-200 bin TL'ye tiny house'ı alıp istediğiniz yere yapamıyorsunuz. Yapamazsınız. Bunun için size ait arazi olması gerekiyor. Veya araziyi kiralamanız gerekiyor. Ondan sonra oraya yapılandırma, işte tiny house mudur ya da işte o minimalde bungalov mu, ne yapmak istiyorsanız, ama arazi öyle istediğiniz şekilde kondurabilir. O zaman gece kondu olmuş oluyor işte. Aynen, senin o arkadaşın sana söyleyen 500 bin lira ver tiny house'u evet. vereceğiz istediğiniz evet. yere de kurabiliyoruz evet, 500 diye. 500 bin lira dedi. Demek ki milleti... İstediğimiz yere kurabiliyoruz Hayır, diyorlar. Hayır, yine bu Karaburun bölgesine yakın bir arazide. Arazide bir yer bulmuşlar. Bir adamla tanışmış. Adam söylemiş buna yardımcı oluyorum diye. Ama bu işin dolandırıcıları da varmış. Aman dikkat. Evet. Şu an herkes de deprem korkusuyla yaşadığı için biraz da tabii böyle önlemler de almak istiyor. Biraz da insanlar evet. küçülmeye gitmeye başladı evet. biliyor musun Didem? Şimdi ben bakıyorum. Daha minimal yaşamaya. Daha minimalize etmeye başladılar hayatlarını. Ve böyle bilinçli, doymuş insanlar artık böyle şaşadan kaçıp biraz daha böyle hayatını minimalize ediyor. Daha küçülüyor, daha doğanın içerisine karışmayı evet. tercih ediyor. Bence çok da iyi yapıyoruz. İyi yapıyor. Çünkü tabii, topraktan çok uzaklaştı insanoğlu. Bu anlamda aslında çok güzel bir yaşam şekli. Fakat doğrusu arazinin size ait olması gerekliliği. Tabii canım. Peki Kızılcık Şerbeti ile ilgili flash bir gelişme var. Dizi yayından mı kaldırılacak? Yok artık. Hepsi birazdan. Öncesinde kısa bir reklam aramız. Turabi kovuldu mu? Reklamların ardından devam ediyoruz. Gündemde Survivor Ada Konseyi krizi var. İşte şimdi gerçek Survivor başladı. Turabi adaya neden veda etti? Bir bakalım Turabi'nin ardından adaya kimler katıldı? Şimdi Acun Ilıcalı hiç şüphesiz çok başarılı ve çok zeki bir televizyoncu her şeyden önce. Şimdi onun sinirlendiği anlarında montajlanarak verilmesi de izleyiciyi biraz arada bıraktı. Denildi ki bu bir reyting çalışması mı? Böyle iddialar da gündeme gelmişti. Şimdi 4 yedek yarışmacı Dominik'te hazır bekliyor. Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Aydemir yarışmaya dahil olmak için şu anda sıralarını bekliyorlar. Turabi diskalifiye oldu iddiaları vardı. Sonra Turabi'nin sakatlığı yüzünden ayrıldığını açıkladı Acun Ilıcalı. Ama yapım ekibinden, arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre zaten anlaşması kısa süreliymiş. Yani Acun rica etmiş, demiş ki Turabi gel, hani sana ihtiyacım var. Çünkü Turabi sloganlarıyla, enerjisiyle ve kondisyonuyla çok önemli bir Survivor karakteri. Yani çok başarılı bir yarışmacıydı. Hatta Amerika'da da çok büyük bir, yine bu anlamda bir yarışmaya katılıp birincilik almışlığı da var Turabi'nin bu konuda. Böyle bir anlaşma söz konusuymuş. Yani geçici süreyle zaten gelmiş. Ama bu açıklanmadı hiçbir zaman. Yani geçici süreyle geldi. Bu aralarında yaptıkları bir konuşmaymış zaten. Yani... Bir sezon başlarken herhangi bir yarışmacıyla geçici süre anlaşması Acun Ilıcalı'nın çok da şey gelmiyor, doğru gelmiyor. Yani televizyoncu olarak da doğru gelmiyor. Dışarıdan baktığın zaman da bunun ortaya çıkması, neden bunu böyle yaptın? Yani iki kere şampiyon olmuş bir yarışmacı Acun Ilıcalı, gel sen başında idare et bir süre, bir hava gelsin yarışmaya, sonra ayrılırsın gidersin işine, nereye gideceksen diye. Anlaşması profesyonelce değil, bilmiyorum. Bu işin altında başka bir şey var bence. Ben gördüğümü yorumlamak istiyorum bu konuda. Turabi'nin ayrılığıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar var tabii. Neden ayrıldı? Bu en son duyduğumuz, senden duyduğumuz da enteresan. Fakat Turabi neden gelip oraya veda etmedi?
Turabi konseyin adamı, adanın adamı, yarışmanın adamı ve işin usulünü de bilir. Hadi diğer Nihat Altınkaya Türkiye'ye gönderildi. Ameliyat olsun, acil aşil tendonu koptuğu için. Ama Turabi madem Dominik'te hastanede yatıyordu, neden gelip orada arkadaşlarına, yani tekerlekli sandalyeyle gelirdi, yine veda ederdi Turabi. Burada bir şey var. Turabi olayında bir şey var. Ne olduğunu konuşacağız. Sen inandın mı şeye, geçici olarak anlaşmış olma ihtimaline? Yani... Bence Turabi'yi Stepne'de beklettiler reytinglere göre. Bir reytinglerde düşme veya işte Survivor'ın dikkat çekiciliği kaybolursa hemen devreye sokarız diye. Bence onu beklettiler. Şimdi tekrar ediyorum. Survivor yarışmasına çok hakim olmadığım için yanlış bir yorum yapmak istemem. Açıkçası buradaki halk kahramanları diye adledeceğim arkadaşları da çok iyi tanımadığım için yanlış bir yorum yapmak istemem, ama sadece şu anki yansıyan kadarıyla tekrar Survivor gündemde en nihayetinde. İşte Acun Ilıcalı'nın verdiği tepki, oradaki bu arada, gerginlik. Bu arada affedersin, bu arada Demet Akalın'la ilgili bir son dakika Survivor gelişmesi var. Biraz sonra konuşacağız. Son dakika gelişmesi. Pardon, lütfen devam et. Gerçekten çok heyecanlandım. Ama ilginç, çok ilginç. Bu arada sevgili izleyiciler, siz ne düşünüyorsunuz? Dün biz şöyle yorumlar yaptık. Survivor eskisi kadar gündemde değil. Survivor eskisi kadar izlenmediği için bazı stratejilere acaba baş mı vuruldu gibi yorumlar biz yaptık. Fakat Survivor'ın yaptığınız yorumlardan öyle bir anladım ki hala çok ciddi bir izleyici kitlesinin olduğunu, hala çok ciddi fanlarının olduğunu anladım. O yüzden yine ben sizin buradaki yorum ve düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Survivor'la ilgili acaba Turabi'nin girişinin sebebi sizce ne? Ben buradan yorumlarınızı okumak istiyorum açıkçası. Çünkü burada gerçekten seyircinin yorumu çok önemli. Çok önemli. Tabii. Ve çok çarpıcı gerçekler var söyleyeceğim, ama önce sen söyle. Şimdi birçok yarışmacının, o yedek yarışmacıların ne zaman geleceği, gideceği belli. Yani gideceği demeyeyim de gelecekleri belli. Haftalar öncesinden belli oluyor zaten, haber veriliyor. Çünkü uzun bir uçuş ve hayatlarını ona göre planlama süreci de var bunun içinde. Çok zor ya. Hatta birçoğu da... paylaşıyor, ama yakın arkadaşlarda da benim tanıdığım arkadaşlarım paylaştı. Sonra haftalar sonra dahil oldular yarışmaya. Buradan da anladım ki gidiyorlar demek ki, yedek olarak alınacaklar dedim bazı yarışmacılar için. Şimdi Sema'nın bu pavyon dansının aslı astarı ortaya çıktı. Sema Aydemir daha önce hiç bu tarz paylaşımlar yapmayan yani bir hanımefendiyken bir anda gündemin, polemiklerin göbeğinde dansıyla konuşuldu. Neden? Çünkü gündemde olması gerekiyordu ki Survivor'a tekrar dahil olsun diye. Aynen öyle. Evet, Sema Aydemir, şimdi ortaya çıktı. Seda'nın kardeşi, ikizi Sema Aydemir Survivor'dan davet bekliyordu. Çağrılmadığı için de biraz kırılmıştı ve bu pavyon gündemine katıldı. Bayağı da dikkat çekti. Nagihan'ın durumu sallantı olunca, Turabi'nin ayrılma durumu olunca, adada böyle bir ihtiyaç olduğuna kanaat getirince Acun Sema Aydemir'i çağırdı ve o da koşarak gitti oraya. Turabi duracağı yeri bilmedi. Turabi çok büyük bir hevesle başladı. İki kere şampiyon ve arkadaşımın dediği gibi 2019'da dünya şampiyonu olmuş Amerika'da diğer bir yarışmada. $1 milyon ödül kazanmış ve büyük bir coşkuyla, istekle ve ben buranın efendisiyim iç düşüncesiyle geldi oraya. Ancak istediği gibi gitmedi her şey. Hatta o kadar coştuk ki, o kadar duracağı yeri bilemedi ki Turabi. Konseyde yarışmacılar elenmesini istedikleri yarışmacıyı yazdıkları zaman arkadaşlar, Turabi bu yarışmanın her şeyi, patronu, kurucusu Acun Ilıcalı'nın ismini yazma gafletini gösterdi. Acun Bey, alt kültürden toplarsanız milleti sonuç bu olur demiş bir izleyicimiz. Ne demek bu? Yani alt kültürden yarışmacı toplarsanız milleti, yani böyle kim bir sonuç. Kim kastediyor burada? Nagihan mı, Turabi mi? Kimi kastediyor sevgili izleyicimiz? Neden alt kültür diyen kastı kim olabilir? O onun görüşü. Alt kültür, üst kültür. Ama seyirci yani, görüşü bu yani. Tabii saygı duyuyoruz. Konseyde Turabi'nin bu gafı İstanbul'da Acun Ilıcalı'ya muhabirler tarafından soruldu arkadaşlar. Röportaj yaparken. Turabi konseyde sizin isminizi yazdı. Acun Ilıcalı ne cevap verdi? Dikkat edin, ben de onun ismini yazmayayım dedi. Daha bir hafta kadar önce. Gözdağı verilmiş diyorsun. Ve
ve Adem Kılıç'ın şampiyon olduğu 2018'de de Turabi çok ciddi sakatlanmıştı belinden. Yarışmanın artık finaline doğru yaklaşık 2 ay vardı. Acun elemedi onu. Çok ciddi sakatlandı ve bir daha şeye çıkamayacağı, yarışma parkura çıkamayacağı halde SMS vardı. Acun sevenlerin seni nereye kadar götürürse oraya gidersin SMS'te. Sen burada kalıyorsun bir şey dedi. Okuyabilir miyim? Bir dakika. Sen burada kalıyorsun dedi ve elemedi onu. O da daha sonra gittiği dünya yarışmasında dünya şampiyonu oldu 2019'da. Böyle istekli bir insanın, böyle istekli bir insanın sakatlandı diye yarışmadan ayrılmak istemiş olması bana hiç gerçekçi gelmiyor. Sen oku, ben bir şey daha söyleyeceğim. Tamam. Oku. Yine bir izleyicimizden Survivor yorumu. Survivor'ı senelerdir izliyoruz. Turabi Survivor'a muhtaç, Survivor Turabi'ye muhtaç değil. Zaten Survivor markası yeterli diyor bir izleyicimiz. O kendisi için oraya katıldı ama SMS'siz Survivor zordu, performansında zorladı tabii yazmış izleyicimiz. Evet, Survivor bir marka ama yarışmacıları marka olmasına sebep oldu. Ama yarışmacıları da markalaştıran yani. Survivor. Mutlaka ya, hepsi, her şeyin birbirine katkısı oldu. Bak Hilmi Cem mesela. En büyük kaymağını yiyen isimdi. Neden? Hilmi Cem'in mesleği bile yoktu doğru dürüst yani. Ama başrol oynayacak kıvama geldi. Oyuncu oldu. Aranılan bir jön haline geldi ki yıllar sonra yeniden şimdi Survivor'da yedeklerde bekliyor yarışmacı olmak için yine Hilmi Cem. Demet Akalın'ın Survivor'la ne ilgisi var, biraz sonra konuşacağız. Şimdi en çarpıcı yeri söyleyeceğim arkadaşlar. Çok çabuk unutuyoruz. Balık hafızalıyız hepimiz. Bizler, Türk insanı özellikle. Bir hafta daha olmadı. Survivor'da dans yarışması yapıldı. Performans gösterdiler. Dans performansı gösterdiler yarışmacılar. Şimdi sakat diye, şimdi sakat olduğu gerekçesiyle Survivor'a veda ettiği söylenen Turabi orada dans etti. Harika dans etti. Dönün bakın videolara. 39. dakikada o dans performansının olduğu video YouTube'da. Harika dans etti. Yani Turabi'nin sakat olduğu gerekçesiyle Survivor'ı bıraktığı gerçeğine ben inanmıyorum. Ben Turabi ciddi bir rahatsızlık yaşadı. 3 ay hastanede yattığı söyleniyor. Tamam, bence geldi. Acun çok ısrar etti Turabi'ye gel diye. Ama Turabi'nin rahatsızlığı nüksetti ki nasıl bir rahat ipliği olduğunu, ne rahat ta düşkün olduğunu bilmiyoruz. Şöyle, ben düşüncemi söyleyeyim. Turabi Acun'a kırıldı, Acun Ulucalı'ya kırıldı, küstü. Ve zaten bunu yarışmada son dönemlerinde de gösterdi. İçine kapandı, hiçbir şeye katılmadı. Beşte otururken de kafasını kaldırmadı. Ve o coşkulu paylaşımlarını, konuşmalarını da yapmadı. Küstü, kırıldı, ayrılmak istediğini söyledi. Zaten bunu da veda konuşmasında da konseyde biraz evvel arkadaşların gösterdiği belli etti. Ve Turabi kırılarak gitti. Evet, aynı şeyi yazmış seyircimiz. Demiş ki Turabi'nin gitmesinin nedeni Acun'un onu konseyde azarlaması. Bence ona kırıldı ve sakatlığı bahane etti yazmış. Bunlar danışıklı dövüş. Diyorsun. Rating için. Allah aşkına yani. Ama bak bir seyircimiz de demiş ki bence Survivor yarışmacıları onlar hep eski tekrara döndü. Görmekten sıkıldık Turabi yazan izleyicimiz Acun de var. Çok iyi dostlar ve Turabi'nin sosyal medya gücünün de çok büyük farkında olan bir isim Acun. Ve çok iyi bir yarışmacı olduğunun da. Onlar bu şekilde bir anlaşma, kısa süreli bir anlaşma yaptıkları söyleniyor iddialara göre. Ve bir şekilde yarışmadan çekilmesi gerekiyordu. Sakatlığın bir bahane olarak senin gibi düşünen izleyicimiz diyor ki Nagihan da diskalifiye evet, olmalıydı. Olacak. Gerçekçiliği Nagihan kalmadı. İzlemem artık. Tam bir kurgu. Nagihan ve Turabi ile farklı anlaşma yapılmış. Diğer yarışmacılardan. Çünkü ikisi de reyting canavarı. İkisi de çok yüksek marjinal karakterler. Çok olaylı insanlar ve slogan veriyorlar. Hakikaten de ekranda çok iyi iş yapan insanlar. Nagihan'ın ne kadar para aldığını söyleyeyim. Nagihan'ın ne kadar para aldığını söyleyeyim. Çok öyle atla deve değil. Yaptıkları işe karşılık ne kadar aldıklarını söyleyeyim. Ayda 400 bin lira ödeniyor Nagihan'a. Haftada 100 bin lira üzerinden.
Orada kaldığı müddetçe o parayı almaya devam edecek. Kalmak önemli tabii ama tabii, yani öyle çok da önemli, çok da büyük bir para değil. Yapılan işe karşılık, kazandırılana karşılık. Şöhret ve para. Çünkü profesyonelce bir iş yapıyor orada. Demet Akalın'ın bu işle ne ilgisi var? Aleyna Kalaycıoğlu'na sosyal medyasından az önce bir şey yazmış Demet Akalın. Sen şortu don yapmaya devam. Hadi! Demet Akalın biliyorsunuz Nagihancı'dır. Nagihan'la Aleyna Kalaycıoğlu da dün kavga etmişlerdi Survivor'da. Biz de göstermiştik. Nagihan Aleyna Kalaycıoğlu'nu ittiği için diskalifiye edilecek mi edilmeyecek mi gündeme gelmişti. Ve o sevdiği arkadaşını korumak için sen şortu don yapmaya devam... Ne demek istiyor? Şortu don yapmaya devam et. Hadi diye de arkasına uzatarak elleri. Nagihan'la tanışıyorum. Nagihan şey böyle dominant bir kız yani. Çok böyle tatlıdır bu arada Nagihan ya. Falan hani derler ya doğru bir tabir mi bilmem. Erkek gibi derler böyle hani hakikaten böyle hakkaniyetli Nagihan falan için, bir kız. Mi? Erkek hani gibiler orada, hakkaniyetli olmaz yani insan doğru gibi. Bir tabir mi bilemiyorum ama hani böyle daha şeydir. Bıçkın yani böyle ayakları evet. Yere sağlam evet. Basan insan hakkının gibi insan. Arkasında duran bir kadın. Evet. Dolayısıyla orada... Öyle bir kışkırtmaya, öyle bir tahriye gelince de dayanamayıp o hareketi yaptığı söyleniyor. Tabii ki doğru mu değil. Sonuçta evet. Orada bir fiziksel şiddet var. Ama ortada bir tahrik olduğunu da söylemek zorundayız. Ya şartlar insanı orada delirtir yani, her şeyi yaparsınız. Yine çok iyi kontroller. Ben oluyor, mesela oluyor. Muhtemelen kendimi asardım orada ya da birine. Çünkü oradaki o şartlarla insanların öfkesini kontrol etmesi bir süre sonra diyorum. Ve normal kendi doğasında davranması zorlaşıyor doğal olarak. Bir de anlık olarak. Bir şey değil. Aralarında zaten bir gerilim var. Gerilim gitgide büyüyor. Bu konsey zamanı zirve yapıyor. Çünkü herkes yüzleşiyor söyledikleriyle orada konseyde. Valla bu arada teşekkür ederiz yorumlarınız için. Yorum yağıyor şu anda Survivor'a. Dün söylediğimi şöyle geri aldım. Hani eskisi kadar evet. İzlenmiyor, merak edilmiyor falan külliyen İzleniyor. Demek ki yanlış bir yorum yapmışım. Çünkü bir yorum yağıyor anlatamam. Turabi'nin sakatlığının gerçek olduğunu yazan da var. Çünkü Los Angeles'ta zaten bir yaşıyor. Biz haber yaptık biliyorsun. Biz bunu günlerce konuştuk burada canım. Aha, evet. Yani günlerce hastanede kaldı. Çok kötü, çok zor bir dönemden geçti. Yani maddi olarak da sıkıntı yaşadığı bir sürece girdi. Doktorun artık katılabilir izni çıktıktan sonra katıldığı evet, söyleniyor. Geldi, kimisinin de kurgu olduğu iddiası var, düşüncesi var. Yani İzleyicilerimiz bu anlamda çok hakimler konuya. Turabi'nin boşluğunu doldurmak bak, için eski şampiyonlar var. Hilmi Cem ve Avatar Atakan acil olarak bir de Sema o da çok iyi yarışmacı yarışmaya dahil edildi ama Turabi'nin boşluğu dolar mı bilmiyorum. Çok sayıda izleyici de Survivor izleyicisi bizim keşke de seyircimiz. Keşke sen de gitsen Survivor'a. Diyor ki diyorlar ki Turabi gitti izlemeyiz. Tabii ki Bilal abi gider şey. Miydin Survivor'a? Asla. Ben burada iyiyim. Bu arkadaşı göndermek isteyelim. Sen niye o insanları sevmiyorsun? Adaya ilk veda eden diye. O insanları sevmiyor musun? O insanlara yazık değil mi? Ben gidersem o insanlar hayattan bezer. Günah değil mi o insanlara? Allah der ki yani bunu ne gönderdim başımıza? Selen adada tam dansı yapıyormuş. Ya ben onları yerim muhtemelen. Çiğ yerim yani. Bayağı bildiğiniz yamyama dönerim orada. Saatlerde... O yüzden bence Acun Ilıcalı lütfen Bilal Özcan'ı Survivor adasına al. Lütfen. Hayır. Göndermiyorum hiçbirinizi. Hayır. Acun biz gibi çıldıracağım iş. Şimdi patron çıldırdı vallahi diye. Valla çok düzgün insan. Ağzı laf yapıyor. Orada sohbet insanlar yarışmayı bile unutur. Valla diyorum Acun, çok keyif Acun, alırlar. Acun beni tanır. Acun'la tanışıyoruz biz. Tamam işte. Ama gitmem. Git. Gitmem. Asla. Senin sana asla. İhtiyacı var adamın. Lütfen. Şimdi asla. Bir yarışmacı gidip üç yarışmacı sizce neden geliyor? Bu şu demek mi? İki yarışmacı daha diskalifiye sınırında. Yok. İki yarışmacı daha gidiyor yerine mi? Yok. Düzen mi bozuyor olabilir miler acaba? Konuşamadım. Hayır. Tur abinin boşluğu, eksikliği konuşulmasın, düşünülmesin bile. Öyle bir coşku, öyle bir... Çünkü bu ikisi de çok iyi yarışmacılar. Çok hırslı yarışmacılar. Yani öyle bir rekabet ortamı doğsun ki tekrar parkurda hiç giden unutulsun gitsin diye. Sema da öyle çok iyi yarışmacıdır o da. Yani o nedenle bunları getirdi. Acil tabii ki. Sizin favoriniz bak, kim? Kendini gündemde sizin tuttu. Sizin favoriniz kim? Yani bakalım işte bu gelenler de çok iyi. Daha erken onun için. Yani Ogeday da çok iyi mesela yarışmacılardan. Poyraz da iyi.
Ben Turabi'yi seviyordum açık Nagihan konuşmak iyi. Gerekirse. Ben Nagihan'cıyım. Nagihan da çok iyi. O da iyi. Arkadaşım olduğu için yani Nagihan bildiğim için iyi. Değil. Hani performansını falan bilmiyorum. Kadın sporcu yani. Evet. O disiplin var onda. İnsan ilişkilerinde de var o disiplin. Bak şimdi bir de şöyle bir adaletli durum olması gerekiyor. Ciddi bir performansı olan sporcu insanla normal sahnede şarkıcılık yapan bir insanın performansı bir olamaz. Oradaki yarışmacılar da biraz adil seçilmeli. Şey. Ya sporcu olmalılar ya hepsi atıyorum manken olmalı, oyuncu olmalı. Çünkü o zaman aynı kondisyonda olma ihtimali yok ya, milli yani. Milli atlet kadın yani. Tabii. Fiziksel olarak da öyle, kondisyon olarak da öyle. Onun kırdığı rekor daha kırılamadı. Bakın evet, mesela yani. Nagihan'dan vazgeçemedi. Hem Acun Ilıcalı hem Turabi hem Nagihan'ı eleyemedi. Yani yapamadı ikisinden biri. Yani çünkü iki tane güçlü isimden bahsediyoruz Bilal abi. Dengeler var, dengeler var. Seyircileri çok fazla olan iki isim. Tabii. Turabi gitti ama İki Nagihan, güçlü isimden vazgeçemez Acun. Olsun, ama bak, ben yine de rağmen. Mesela üzüldüm Aleyna'yı öyle etmesine. Yani Nagihan'ı çok severim. Ama yine de ne olursa olsun o hareketi üzül. Ya yani o çaresizlik duygusu hissettirdi bana Aleyna'ya. Üzüldüm. Güçlüye bak. Sataşırsan gündemde olursun. Ama bak Aleyna'nın yaptığı da zekice. Berkay'la da yaptığı ya, da zekice. Albüm çıkartırken Berkay beni işte dolandırdı falan diye açıklamalar yaptı evet. Ya. Yani birilerinin ismi üzerinden böyle haber olmak, gündem olmak çok geçici ve hoş bir şey değil. Ama burada tabii dediğim gibi şartlar da bu duygu durumunu yönlendiriyor olabilir. Ama Acun Ilıcalı öyle düşünmüyor. Aleyna'yı tuttu bu konuda. Bak dedi kız dedi gitti ağlıyor senin yüzünden dedi. Yani yanlış yaptın diye. Hı hı. Nagihan değil Aleyna'ya destek oldu. Hı hı. Ben şuna iddia ediyorum. Nagihan'ın üzerine oynayacak, kendi arkadaşları da oynayacak. Mavi takıma o iş kalmayacak. Ve Nagihan'ı adadan göndermek için her şeyi yapacaklar. Geçen gün Kızılcık Şerbeti'nde bir laf duydum çok güzeldi. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş. Evet. O yüzden keşke olmasa ama oluyor bazen. Ama maalesef gerçekten bazı haksızlar evet. Öyle bir arsız ki. Oluyor ki suçlu bile bastırıyor. Yani haklı bile suçlu kalıyor. O yüzden haklıyken haksız kalmamak için davranış biçimimizi çok kontrol etmemiz gerekiyor. Her mecrada, her yerde ne olursa olsun şartlar. Evet. Ama tabii çok zor. Özellikle Survivor'da çok 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 zor bir şey Survivor ama. Survivor değil günlük hayatta da zor artık yani. Öfke kontrolü sakin kalabilmek değil mi? Daha soğukkanlı durabilmek. Zor tabii ya. Ama kolay bunu yapmamız, değil ama başarmamız şart. Lazım. Mecburuz buna. O yüzden antidepresan şarkısı aynen. Bu kadar tuttu. Çünkü şu anda herkes antidepresanla yaşıyor maşallah. Peki Melek Mosso ile devam edeceğiz. Sahne öncesinde samimi açıklamalarda bulunmuş kameralarımızda. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir arasındaki aşk iddiaları için bakın ne söylemiş. Ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan sahne öncesi samimi açıklamalar. Evliliği nasıl gidiyor? Çocuk düşünüyor mu? Asla değil. Mert Demir'le şarkı çalışması mı yapacak? Kıyafetini nasıl hazırladı? Serenay Sarıkaya şarkıcı olur mu? Sesini beğeniyor mu? Kesinlikle çok güzel bir sesi var Serenay'ın. Serenay ve Mert arasındaki aşk dedikoduları için ne dedi? yani... Güzel şarkıcı Melek Mosso'yu Maslak'ta çok ünlü bir mekandaki sahnesinden önce yakalıyoruz. Röportaja köpeği Chico dahil oluyor, konuşmaya başlayamadık. Hoş geldin. Git buradan git. Mustafa abi şunu alır mısın? Nasıl alayım? Gecenin sürprizi değil. Güzel sesli şarkıcı albüm yaparken, sahne alırken şarkılarını neye göre seçtiğini açıkladı. Şarkı içini kaşımalı. İnsanın yüreğini içini kaşıyan şarkılar vardır. Benim de içimi kaşıyan şarkılar var. Elimden geldiği kadar onlardan seçmeye çalışıyorum. Bölmek istiyoruz röportajı. Şarkıcının boynundaki akrep detaylı aksesuarı dikkatimizi çekti. Devam edelim. Ateşe Düştüm şarkısıyla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Mert Demir'den bir şarkı söyleyecekmiş Mosso. Yalnızlara gelsin. Tabii 14 Şubat'ta yalnız olanlar için Mert Demir'in bir şarkısını söyleyeceğiz. Umarım yetiştirebiliriz. Yetiştirirsek zaten gelecek. Melek Hanım sizi biraz magazine boğmak istiyoruz bugün. Biliyorsunuz Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'le aralarında bir aşk iddiası çıkmıştı. Ona geleceğiz. Serenay'ın şarkıcılığını beğeniyor musunuz? Kesinlikle çok güzel bir sesi var Serenay'ın. Yani inanılmaz bu kadar yeteneği bir arada kendinde bulundurduğu için çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum. Bir kadın sanatçı dostu olarak da gurur duyduğum bir insan.
Bence gayet yeterli, bir oyuncuya göre mükemmel şarkı söylüyor bu arada. Bir gün Serenay Sarıkaya şarkıcı olursa Melek Mosso kendisini rakip olarak görür mü acaba? Neyse, ona da başka zaman geliriz. Peki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasındaki aşk iddiaları çıkmıştı. Ne düşünüyorsunuz? Yakışırlar mı? İddialar doğru mudur? Arkadaşlar, seven sevdiği ne varsın? Yani bilemem, insanların yakışıp yakışmadığını şimdi ben söyleyemem ama ikisi de şahsına münhasır tatlı insanlar. Melek Hanım, durmadan solaryuma falan mı giriyorsunuz? Gitgide bronzlaşıyorsunuz da ondan sormak istedik. Hayır valla arkadaşlar, sadece bir kere tatile gittim, o kadar yani. Ama esmer olduğum için geçmiyor, belki o yüzden. Çok iddialı giyinmişsiniz bugün. Dövmelerinize dikkatimizi çekiyor. Evlendiniz malum, yine bir dövme gelir mi anlamlı? Bunlar herkes olduğu gibi. Yeni dövmeler de var mı? Yeni dövme olacak mı? Özellikle evlilikten sonra evliliğe özel bir dövme olacak mı? Yok, hayır, biz hiç o toplara girmiyoruz. Çünkü evliliği hani başka bir şeymiş gibi, anlanmış gibi göstermek istemiyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz. 14 Şubat'ta eşi Serkan'la ne yapacak? Plan yapıldı mı? Sürpriz gelir mi? Kendi aramızda bir yemek yeriz dedik. Benim ona yapacağım sürpriz, hani ben evde malum Melek Mosso eşinizse gitarı elime alıp ona şarkılar söylüyorum. Hatun, hadi bakalım enstrüman al da bir gel diyor. Ben de şarkılar. Melek Mosso eşinin hatunu mu? Yok, yani hatun da der ama. Hitap şekilleriniz birbirinize nasıldır genelde efendim? Evliler olunca hani aşkım, canım, cicim, hatun dediğiniz yani gibi. Yani evlendikten sonra ilk gelen şey, hani biraz da bize komik geldiği için, kocam. Yani sürekli dedim, kocam. Şunu yapıyor musun? Kocam. O da böyle karım. Aynen, karım falan diye böyle. Biliyorsunuz kocam demişken de. Kıyafetinize yine dönmek istiyoruz. Çok şıksınız. Akrebin sırrı akrep burcu olmanız mı yoksa? Çok konuşulacak bir kıyafet. Akrep. Boynunuzda. Akrep akşamı ve evet, bir akrep kadını olarak. Çiçeği burnunda bir evli olarak çocuk düşünüyor musunuz? Hamile değilim arkadaşlar. Çocuk tabii ki her birbirini seven çift gibi biz de istiyoruz. Hani uygun zaman bazen biz de aşkımızın heyecanına kapılıp şimdi mi dediğimiz anlar oluyor ama asla değil. Yani hani her şeyi yoluna soktuktan sonra, ne bileyim. Çocuk için hazır mı? Annelik için doğru zaman mı? Doğru geleceği hazırladığımızda ben de gerçekten çocuğa yetebilecek bir anne olduğumu hissettiğim anda o olur diye düşünüyorum. Planımız yok. İstiyoruz. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Sizlere. Mosso'nun sahnesine geçip topu stüdyoya atıyoruz. Aydan sonra Mert Demir revaçta, şarkıları da revaçta. Melek Mosso bir tane şarkısını almış. Şimdi hazırlanıyormuş. Nasıl Mert olacak Demir'de acaba? Şimdi Mert'in kendi sesiyle alıştık ya, o tınısıyla. Melek nasıl söyleyecek i̇şte acaba şarkıyı? O kadar doğru bir şey söyledin ki, bazı bestecilerin kendi sesinden şarkıları inanılmaz güzel oluyor. Bazı solistler de bu şarkılara tabii ki talep gösteriyor ama aynı etki bestecisindeki kadar olmuyor. Bakınız Serdar Ortaç, yani Serdar Ortaç'ın tribütünde çok büyük sesler dile getirdiler, evet, seslendirdiler şarkıları ama Serdar Ortaç'taki lezzet olmadı. Şimdi aynı şey bence Mert Demir için de geçerli ama Melek Mosso'nun sesi olağanüstü bir ses. Ben çok beğeniyorum. Çok özgün bir ses. Farklı. Bir de ben Melek Mosso evlendikten sonra çok dişiliği ön plana çıktı. Çok güzel giyinmeye başladı. Sahnedeki kıyafet tercihlerini çok beğenmeye başladım. Hem çok dişi, hem bir o kadar da kontrollü. Evlilik yaradı. Evlilik yaradı. Çok böyle kadın kadın, dişi dişi, bir o kadar da genç kadın, genç kız efektini de koruyor. O yüzden de şarkı da güzel olacaktır diye düşünüyorum çok ben. Çok salaş giyiniyordu. Şimdi Simge Sağanvari kıyafetlerle çıkıyor. Evet, olması gereken çok de bu zaten. Tarzları. Değil mi? Olması gereken de bu. Siz Melek Mosso'nun Beşiktaş Eminönü Vapuru'nda şarkı söylediğini biliyor musunuz? Aa, bir dönem, bilmiyordum. Bir dönem, evet. Eskiden öyle videoları var. Evet, yani bir dönem, sokak müzisyeni. Bir dönem öyle. Aslında yani, öyle başlıyor yolculuğu. Sokak şarkıcısıydı sokak yani. Sokak şarkıcısı. Ama eğitimini de müzik öğretmenliği üzerine yaptı tabii. Bu işi çok severek yaptığı için de bugünlere geldi. Yıldız Tilbe'nin bir şarkısını da coverladı. Vursalar Ölmem
coverladı. Bursalar Ölemem. Ölemem. 15 milyon izlendi, tıklandı YouTube'da. Bak Koray Avcı da mesela sokak YouTube'da şarkıcılığından gelme. Ben mesela bir caddede yürürken hani denk gelirsem evet, dakikalarca Avcı izleyebilirim. O kadar bol seviyorum fotoğraf ki, çekil belki yarın star olur diye. Yani öyle yetenekli insanlar çok, var ki keşfedilmeyi çok bekleyen baktığın zaman. Oyunculukta da öyle. Animasyonlarda çalışan oyuncu arkadaşlarımız var mesela. Çok yetenekliler ama harçlıklarını çıkartmak için işte animasyon grubunda çalışıp işte palyaço evet, kılığında veya böyle masal kahramanlarının kılığında çocuklara eğlendirici olarak çalışan çok değerli oyuncular da var. Böyle çok değerli ses sanatçıları, müzisyenler de harçlıklarını çıkarmak için keşfedilene kadar böyle emek ediyorlar tabii ki işlerine. Helal olsun diyorum. Yani işinin peşinde koşan, ne olursa olsun işte bu işten az veya çok işte onu kimse sorgulamıyor. Bak çok para kazanıldığı zaman vay bu kadar para kazanılıyor diyor, konuşuluyor ama sokak şarkıcılığı yaparken 3 kuruşa şarkı söylendiği günleri kimse konuşmuyor kimsenin. Tabii canım. Yani bu yollardan geçen insanların bugünlerde kazandığı paralar analarının helal sütü gibi hak. Bu kızın daha öncesi de mesela çocukluğumu yaşayamadım der Melek Mosso sorulduğu zaman. Küçücük bir çocukken kardeşini kendi büyütmek zorunda çalışmak kalmış. Zorunda anne baba kalmış çalışıyor. Ve erkek kardeşi buna kalmış evde. Erken bir bakıcı mesela olur, tutmuş annesi babası. Bakıcı ikisini de dövüyormuş. Banyoya kilitliyormuş filan yani. Ay, çok zor günler geçirmiş. Çocukluğumu yaşayamadım. Ben 10 yaşında kadın oldum, anne oldum diye sözleri var. Başarı şimdi tesadüf de, değil işte. Evet, şimdi de çocuk sahibi olmak ister misin diye sorulduğunda bazen düşünüyoruz, söylüyoruz eşimle birbirimize diyor ama daha erken diyor. Bence İnşallah de daha erken. Daha çok yeni evliler. Bir de Melek Mosso'nun şu anda grafiği çok yükselen bir solist olduğu için hızını kesecek bir şey yapmaması gerekiyor. Onu sevenleri var. Onu dinlemek isteyenler var. Hızını keserse mesleki anlamda biraz bugüne kadar verdiği emeklerle alakalı, hı-hı, diyorum. Zaman kaybeder. Tabii ki yine işinde başarılı olmaya devam eder ama biraz zaman kaybedebilir. Biraz daha tam her şey yerine oturduktan sonra yaparsa daha doğru bir planlama olur. Bence. Yani ben Melek Mosso'yu pardon sözünü unutma. 23 Temmuz'da unuttum benim doğum günüm olduğu için hatırlıyorum. 23 Temmuz'da evlendiler geçen sene. Ve şundan çok takdir ettim. Düğün yapmadı eşiyle beraber. Mersin'de evlendi zaten. Mersin'de depremzedeler yararına konser verdi. Ve Zara da oradaydı, Haluk da oradaydı, Haluk Levent de oradaydı. Onlar da sahneye çıktılar. Bütün geliri depremzedelere verdiler. Duyarlı insanları duyarlı, çok seviyorum. Evet, evet. Bir de benim bu yeni jenerasyon ünlülerindeki en sevdiğim şey çok omurgalı duruşları. Eskiden böyle acıte ederlerdi kendi geçmişlerini, hayatlarını. Ondan sonra dramatik böyle hayatlarını daha fazla insanların duygu sömürüsüne sunar ve oradan hayran kitlesi elde etmeye çalışırlardı. İşte biz süründük, biz aç kaldık, işte biz şöyle yedik, biz böyle yaptık bilmem ne falan. Tabii ki herkesin geçmişindeki acısına saygı duyuyorum. Hepimizin geçmişinde acılarla yoğrulmuşluklar var ama bugünün starları mesela bu geçmişinde yaşadığı acıları çok fazla onları sevenlerle buluşturup sevenlerini üzmüyor ve bunun arkasına sığınıp bunun arkasından prim yapmaya çalışmıyor kimse. İşte annem öldü, babam öldü anlatıyor ama. Yani hayat bu. Aşmış bunlar yani, yaşandı evet, ama bugün bak başardım. Bu güzel bir şey bence duruş. Doğru. Peki Kızılcık Şerbeti ile ilgili flash bir gelişme var. Settar Tanrıöven'in rahatsızlanması üzerine dizi yayından mı kaldırılacak? Eyvah yapımcı eyvah. Faruk Turgut bakın ne açıklama yapmış. Ratinglerin zirvesinde yer alan Kızılcık Şerbeti'ne ağır darbe. Dizinin başrollerinden biri olup beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöven setlere dönecek mi? Sağlık durumu nasıl? Doktorlar ne diyor? Dizinin oyuncuyla ilgili bir planı var mı? Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri gerek senaryosu gerekse oyuncuları ile ilgili birçok konu gündem oldu. Rütük cezası herkesi çok şaşırtmıştı. İzleyiciler isyan etti. Dizi uzun bir süre yayınlanmadı. Güzel haber geldi ve dizi yayınlanmaya başladı. Tüm bu olaylar gündemden düşmezken dizide Settar Tanrıöven kalp krizi geçirdi senaryo gereği ve hemen ardından gerçek hayatta oyuncudan kötü haber geldi. Beyin kanaması geçiren oyuncu sevenlerini
çok korkuttu. Günlerce yoğun bakımda kalan oyuncunun iki ameliyat geçirdiği ve normal odaya alındığı söylendi. Fakat dizinin akıbetiyle ilgili merak edilen birçok soru var. Dizi erken final mi yapacak? Senaryo mu değişecek? Yapım şirketinin bir B planı var mı? Oyuncu değişikliği olur mu? Eğer olursa bu dizinin reytinglerine nasıl yansır? Bu tür konular merak edilirken yapımcı Faruk Turgut'tan jet açıklama geldi. Senaryo ve dizinin geleceğiyle ilgili verilmiş bir karar ya da konuşulmuş bir durum olmadığının altını çizdi ve durumun gelişmelere göre değerlendirilebileceğini ekledi. Son bir iddia daha var. Tanrı Bey'in yokluğunda düşünülen formüllerden biri de Abdullah Bey'in Covid olup evde karantinada olma durumuymuş. Dizinin yapımcısı nasıl bir karar alacak merak konusu şimdilik. Usta oyuncu umarız ki kısa zamanda sağlığına kavuşur ve ekranlara geri döner. Senaryoda hastanelik oldu. O gün bugün hastanede Settar Tanrıöven. Hakikaten ne kadar enerjisel bir şey değil mi bu? Hani sanki çekti hayatında bu durumu ya. Hani evet. Özel hayatında da yaşar hale geldi. İkinci kez ameliyat oldu. Beyin kanaması ameliyatından sonra bir ameliyat daha geçirdi. Ve şu an hala iyileşme sürecinde. Ama dizinin akıbeti konuşuluyor. Çünkü çok kilit bir karakter tabii. Dizide. Şimdi ne olacak? Yani senaryo yeniden düzenlenmeye gidildi. Bütün evet. Hikayenin değişmesi demek oluyor bu. Belki değiştin. Oyuncu değişikliği de. Değiştin. Yani oyuncu bu... değişikliği yapılmaz da. Şimdi burada mutlaka bunu işte bu karakterin, Apo karakterinin evet. Ayrıldıktan sonra belki bir yere bir gitme isteği gibi bir şeyle kamufle edeceklerdir. Yani birkaç sezon. Çünkü herhalde iki hafta sonra mı dönebilecek setlere? Öyle bir şey okudum ben. Hiç belli olmaz. O yani dört o, hafta, bir ay, iki ay Allah bilir. Kanaması kolay mı? Selen, kolay. Yani en az üç ay falan çalışamayacak canım. Durumda. Set ortamı sen daha iyi bilirsin. O stres, saatlerce bekleme, o süreç, onun dinlenmesi gerekirken orada sette, o streste, ayakta, karavanda, o şartlarda kalması sağlığı açısından hiç iyi bir durum olmayacağı için de zaten kendisi kabul etmeyecektir böyle bir durumu. Bu da demek oluyor ki yazın ara verecekler ya diziye işte. Evet. Ne zaman oluyor bu? Mayıs sonu mu oluyor? Haziran başında ara verecekler yaz arası. O süreye kadar Settar Tanrıöven'in ben açıkçası sete dönebileceğini düşünmüyorum. Zaten sağlık açısından da doğru değil, evet. Dönmemesi gerekiyor. Dönmesin. Adını Feda koyduğumda hatırlar mısınız arkadaşlar? Vay'de gördüğüm kanser teşhisi kondu gerçek hayatta. Evet. Hazal'ın annesini oynuyordu. Evet. Hazal Kaya'nın karakterinin, canlandırdığı karakterin evet. Annesini oynuyordu ve ayrıldı kadıncağız. Dizi devam etti. Kaçıncı bölümde ayrıldı? Yani bayağı bir devam etti. Sonra başka sorunlardan dolayı dizi ekibi ikiye bölündü. Dizinin ismi değişti. Başka şeyler oldu ama Vay'da gördüğümün ayrılışı diziyi yıkmadı ki kendisi orada ana karakterdi. 36'da ayrılmış. 67'de isim değişip başka bir hale dönmüş dizi. Yani ona bir de şeyi hiç unutmam. Sizler de hemen heh diyeceksiniz. Meryem Uzerli yani Muhteşem Yüzyıl'da tükenmişlik sendromu geçirdi. Bıraktı gitti kimseye haber vermeden Almanya'ya gitti. Yerine Vay'da gördüm geldi. Meryem Uzerli Hürrem oynadığı Hürrem nerede? Vay'da Perçin'in o zamanki soyadı gördüm oynadığı İlerleyen Hürrem yaştaki nerede? Hali Vay'da gördüm ya, oldu. Evet. Ama hiç kimse yadırgamadı. Burada şey önemli arkadaşlar yani senaryo. Sen hep söylersin ya senaryonun bütünü önemli. Yani senaryonun izleyiciye ne verdiği, senaryonun nasıl gittiği, senaryonun nasıl kucakladığı diziyi, oyuncuları. Bu çok önemli tabii. Yani senaryo çok güçlü olursa oyuncu büyük isim olmasına rağmen dizi devam eder, yaşar. Şimdi bu kadar çok izlenen bir dizi de şu an vazgeçilecek bir proje değil. Değil. Kimse değil açısından değil yani. Değil. Ne yapım, yani dizi ne tabii kanal, ki bitmeyecektir. Fakat bu karaktere illaki bir kurguyla bir yere yerleştirilecek. Ya Allah korusun yani işte Apo üzüntüden kalp krizi geçirebilir. Ondan sonra ya bir yere gidebilir ya yerine başka bir oyuncu devam edebilir. Şimdi orada Vahide gördüm. Zaman aşımına uğramıştı. Evet, evet. Yani artık Hürrem yaşlanmıştı tabii. Ve hani Vahide gördüm o yüzden 7 ve Vahide gördüm çünkü olağanüstü bir oyuncu tabii. Olduğu için. Orada artı şu dönem dizisiydi. 7 yani orada hikaye. Burada ne yapacaklar?
Burada bunu herhalde da... oyuncu değişikliğine gidilebilir eğer şey varsa, gerçekten uzun bir süre çalışamayacak raporu verdiyse doktor. Ama işte atıyorum 2 hafta sonra, 3 hafta sonra, 1 ay sonra sete dönebilir raporu verildiyse ona göre makul, çok böyle yüksek volümlü sahneler olmamak kaydıyla yine biz Apo karakterini görmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Zaten de görmeliyiz yani, çünkü seyirci çok güzel bir bağ kurdu onunla. Yani tam böyle ailenin o babası, arada evet, böyle bir ilk defa bir yanlışa düştü. Çok inandırıcı, çok geçiyor. O yüzden de arar yani seyircinin gözü. Ama giderse de açıkçası Kızılcık Şerbeti'ni yine de çok etkilemez. Çünkü oradaki her karakterin öyle sağlam hikayesi var ki. Ve evet, her karakter o kadar başrol ki dizide... Şey olmaz Settar yani, Tarra etkilemez. Ben Birdemet Tiyatro'da Saldıray abi miydim? Tabii Saldıray evet, abi. Değil mi? Evet. Evet, ben Saldıray ilk orada hatırlıyorum mesela. Çocuktum o yaşlarda. Çok başarılıydı. İkiz Yatak. O da öyle manyak evet, bir evet, karakterdi ama nasıl güzel oynuyordu. Yani doğru, böyle bir şey olamaz, böyle bir oyunculuk. Oradaki çok herkes başarılıydı zaten alanında evet, bir numaraydı da. Tabii tabii. Oradan sonra çok uzun süre tiyatro falan yaptı herhalde. Sizce çok ne olabilir? Ne olabilir? Mesela ne olabilir? Sizce ne olabilir? Buradaki Apo karakterinin bu dinlenme sürecini senaryoya nasıl isterdiniz yerleşmesini? Mesela onu göremediğimiz zaman dilimini nasıl böyle inandırıcı hale getirebilecek bir şey yazmalılar sizce? Yapımcı bütçe ayırsın bunun için. O öyle konuşalım. Niye böyle boşuna? Bir şey söyleyeyim mi? En iyi senaristler izleyicilerden çıkıyor. Bunu unutmayın. En iyi senaristler izleyicilerden çıkıyor. Ya hep ticarete çalışıyor kafası bile. Canım, diyor ki yapımcı para versin öyle konuşalım diyor. Hayatım o kadar büyük bir kalem var ki bu işin başında. Melis Civelek ve sevgili evet, Zeynep Gür. O yüzden evet, onların bize ihtiyacı yok bu anlamda. Çok sadece o dizinin fanları ve kitlesi olarak nasıl isterdik? Gönlümüz ve gözümüz ne görmek isterdi? Onlar öyle güzel bir matematikle bunu kurgulayacaktır ki hepimiz bence şaşa kalacağız. Ya çok zaten komik. Onlar evet, B planı, C planı, D planı yapmışlardır. Ve şu evet, anda yapımcının en çok aradığı kişi kimdir? Settar Tanrıören'in doktoru. Devamlı evet, arıyordur. Ne nedir durumu? Edecek? Nasıl olacak? Tabii tabii. Ne zaman taburcu olabilir? Yeni bir şey var mı? Allah şey korusun. Çok komik. Böyle sürekli hani sosyal hayatı olan ve akşam dışarı çıkan arkadaşlarıma bakıyorum. Kızılcık Şerbon başladı diye böyle kahvesiyle falan televizyonla paylaşım yapmaya başladılar. Şerbo mu? Kızılcık Şerbocular diyorlar. Şerbocu. Kızılcık ha, Şerbo başladı diye. Şimdi artık hep öyle benim sevdikleri için öyle söylüyorlar. Yalı Çapkını. Yalı Çapkını seyircisi, fanı da onlara şerbetçi diyor. Şerbetçiler bizi geçti diyorlar. Şerbetçiler. Yani diziye evet, şey olmasın da zeval gelmesin. Biz çok seviyoruz gelmez çünkü Kızılcık ya, Şerbeti'ni. Bence de gelmez. Gelmez. Bence de çok güzel bir matematikle mutlaka yerleştireceklerdir. Bir de şeyden biliyoruz yani 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler yaşandı bizim sevgili Bilal'le, Bilal Özbilge'yle. Evet. Bilal de mesela evet, yani geçirdiği rahatsızlık anlamında sevgili Bilal de işte şu anda çalışabilir pozisyonda. Bir ay oldu olmadı neredeyse. Şimdi... şey Bilal de ikinci kere ameliyat olacaktı. Doktor çok yeni ameliyat olduğu için uygun görmedi. Evet. Ama tansiyonu çok fırlıyordu ya. Settar Bey'in ikinci ameliyatı oldu, gerçekleşti. O da kapalı evet, ameliyat oldu. Normal odaya çıktı o da. Normal odaya çıktı. O yüzden bir ay içerisinde evet, gayet güzel işinin başında olabilir. Ama tabii ki çok yüksek volümlü, bağırdılı, çağırdılı, onu strese sokacak sahneler olmaması gerekiyor sağlığı açısından. Aynen öyle. Badeşli'yle devam edelim. Uzun zamandır yoktu piyasada, kameralara yakalanmış ve olay açıklamalarda bulunmuş Badeşli'nin sarışınlardan beklentisine bir izleyelim. Bade İşçil'den olay açıklamalar aradım bulamadım. Her sarışın aynı değil dedi. Bade İşçil Londra'ya mı yerleşiyor? Londra'da sevgilisi mi var? Sırtımı bir erkeğe dayayan bir kadın değilim dedi. Kim davet ettiyse hesabı o öder dedi. Hanginiz daha erkek mi ispatlıyorsunuz? Hayır. Olay röportajın tüm detayları söylemezsem olmaz da. Bebek'te spor yapan Bade İşçil muhabirlerin sorularını cevapladı. Abzım şu an seni duymamdan o kadar zor diyor ki. Şimdilik hazırda bir proje yok ama olacak inşallah. Bu sizin tercihiniz mi? Yani... Tabii yani gelen teklifler var, anlaşmazlık oluyor, bir şey oluyor o yüzden. Aradınız ya onu soruyoruz. Aradığımı bulsam işte göreceksin ne oldu. Biliyor musunuz acaba? Biliyorum tabii ki. Nasıl bir şey oldu? Ya bilmiyorum şu ana kadar ki eğer değerlendiremediysem.
Olmamış demek ki şu anki herkes. Londra'ya yerleşecek haberleri sorulunca işçinin magazin haberlerini yakından takip ettiğini anlıyoruz. Benim mi? Evet. Yok, Kıvanç için yazdılar galiba. Kıvanç'a kendini yazdılar. Her sarışın aynı değil. Yok ya, canım da iyi takip ediyorsunuz gündemi. Yani bu sosyal medya zaten takip etmediğini de önüne getiriyor ya. Hatta Bade Hanım'ın Londra'da sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Yok, öyle bir şey de yok. Yanlış. Sevgilim de yok. Londra'da iş var. Oğlum var, koşturmam var, sporum var. Kendime yetiyorum, bilmiyorum şimdilik. Bir sevgiliniz olsun istemez misiniz? Kendime geçinebiliyorum. Sırtımı bir erkeğe dayan bir kadın değilim. Ne bileyim, işte kendi başıma sağlığım yerinde, ailem var, oğlum var. Öyle bir... Ama tabii ki hani hayatta... Sonuçta hani kadının eksiği erkek, erkeğin eksiği kadın. Dolayısıyla yani biri olması gerekiyor ama olmuyorsa da zorla illa biri olmalı diye kimseye yapışamam. Son günlerde hesabı erkek öder söylemi çok konuşuldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Siz de mesela şimdi bir yemeğe gittiğinizde hani erkek öder hesabıysa o zaman hanginiz daha erkek mi ispatlıyorsunuz? Hayır. Öyle bir şey olmayacağı için. Yani bana kalırsa tabii ki, ama kadını hani yemeğe çağırmışsa ve şeyse... davet etmişse, yani beni de arkadaşım, kız arkadaşım da çağırdığı zaman, ben çağırdım da orada bir kapışıyoruz hesapta. İşte garson kimi daha çok görüyorsa onun kartını alıyor. Söyledim. Kıvanç yakışıklı adam. Yakışıklı adam ya, o oyunculuğuna varamıyor insan değil mi? Bakmakla yetiniyoruz biz. Bütün arkadaşlarım, bütün tanıyanlar, yolda görenler Kuzey Güney'den bahsediyorlar. Avrupa'da da çok izleniyormuşuz. Mesela bana DM'den... Ne deniyor? Yürüyenlerdir. Yok, yürümüyorlar. Oluyor, yürüyorlar ya. Mı? Yok. Bana öyle, yani hani bazen bir açıklama yaptığında işte hani böyle gazlayan mesajları falan oluyor ama, ya da yalnızım diye yazmayın da işte yürümesinler. Kıvanç hep zirvede. Başak akıllıktı. Değil mi? İşini bilmiyorsunuz. Yani Kıvanç hep zirvede. Başak zirvedeyken hep var yanında. Demek ki zirvedeyken alabilmiş kadın. Saygı duyuyorum. Teşekkürler. Selam. Gözlü. Evet. Tercih edilir. Ama istisnai doğal sarışınlarımız da var. Kıvanç Tatlıtuğ gibi, Burcu Biricik gibi, Bade İşçil gibi. Hı hı. Bade uzun zamandır dizilerde, projelerde gözükmüyor ama yıldızı parlayan oyunculardandı. Tercih edilen isimlerden bir tanesiydi. Şimdi artık Londra'ya yerleşeceği konusu gündemde. Herkesin bir yurt dışına gidesi var. Kıvanç için de bu haberler çıkmıştı daha önce. Başak'la ev bakıyor Deniz Marşan, oraya yerleşecek, çocuğunu bahane ederek oraya gidecek diye haberler çıkmıştı. Ama inkar ettiler, evet. Ve şey, kabul etmediler bu söylentiyi. Bade İşçil'in ne kadar doğal spor yaparken sıfır makyajla ne kadar güzel olduğunu farkında mısınız? Evet. Hiçbir makyaj yok, bir diren makyaj yok. Yani ne kapatıcı, ne gözlük, ne o ne bu. Ve bir çocuk annesi. Olağanüstü yani, dupduru çok güzel bir genç kadın. Onu dizilerde görmeyi de özledik açıkçası ama şu var ki şu andaki dizi formatı daha böyle geleneksel diziler olduğu için Bade İşçil de daha Avrupa'yı bir tip olduğu için belki o yüzden de bir dizide şu anda konuşlanması zor oluyor olabilir. Hani ya teklif gitmiyordur ya kendisi bu anlamda kabul edilecek bir şey bulamıyor olabilir. Çünkü çok Avrupa'yı bir ilk, kadın. İlk sevgilisini biliyor musunuz? Mahsun Kırmızıgül değil miydi? Biliyorsunuz. Kaç yaşındaydı? Ay, hatta Bade, görüntüleri Bade. De hatırlıyorum biliyor musun? Bilal abi mezuniyette. Evet. Ay, çok, kaç bütün yaşındaydı? Magazin bilgilerinin aklımda olması peki. Mezuniyet törenindeki hali. Ben o kadar hatırlamıyorum. Lise mezuniyeti miydi? 15 yaşındayken Mahsun'la sevgili olmuştu. Lise mezuniyeti. Bade, Mahsun da 30 yaşındaydı o zaman. 7 sene sürmüştü ilişkileri. Öyle keşfedildi zaten. Evet, Mahsun çaktırmadan çellist Mine Hanım'a geçiş yapmıştı. Ve bunu öğrenince de tabii ki çok üzülmüştü. Çok üzülmüştü Bade İşçil. Ben senin sözünü mü kestim? Pardon, devam et. Bir şey anlatayım. Ama öyle neyse ya. Arada sırada fark ediyor en azından. Öyle, yok araya girdim. Ya konuşacak lafım bitti, ondan sonra hayır, şey hayır, yapma. Hayır, söyleyeyim. Bana hep zengin kızı rolü veriyorlar. Fakiri oynayamayacağımı düşünüyorlar. Fakir kızı oynamayı çok isterim diyor mesela. Öyle bir sözü de var. Oynayabilir misiniz? Yalnız Mahsun Kırmızıgül de güzel kadından çok iyi anlıyor ya. Baktığınız zaman hayatındaki kadınların hepsi birbirinden çok sarışın güzel. Sarışın ve renkli gözlü kadınlara ilgisi var. Ama Mahsun. Mesela eşi hiç Ece esmer, kimse yok. Esmer ve renkli gözlüydü. Yok, sarışın şey, o da değildi. Açık kumral.
Yani evet öyle çok ama diyorsun. Bade gibi sarışın değildi mesela evet. O kadar. Sarışın ama var. Hayatındaki bütün kadınlar gerçekten çok güzel. Hani güzel değil, çok güzel kadınlar. Demek ki o da bu kadar güzel kadınları tavlayacak bir karizmada ve davranış biçiminde ki özel hayatında kadınları bu kadar uzun süre kendine hayran edip aşık edebiliyor. Mahsun Kırmızıgül. Başarılı da olmayabilirdi yani öyle birçok ünlü ismin öyle ünsüz sevgilileri olduğu bir şeyler yapmaya çalıştılar ya da o ünlü sevgilileri oldurmaya çalıştı onları ama başaramadılar ama Bade başardı. Marka oldu yani. Çünkü başarılı. Yeteneği evet. Varmış çünkü demek yetenekli. Ki kızın. Evet. Yetenekli ve başarılı. Evet. Hem bir çocuğu de... da var şimdi bir oğlu da var bir evlilik yaptı gerçi yürümedi evliliği ama. Bir ara problemler yaşamışlardı. Evet. Ben onları hatırlıyorum böyle evet. Biraz basına yansımıştı falan. Ama şimdi her evet. Şey galiba süt liman. Malkoç Sualp'le iş adamı. Evet. Oğluyla beraber olan ilişkisi de çok tatlı. Benim en yakın arkadaşımla aynı sitede oturuyorlar. Bazen böyle havuz başında görüyorum. Çocuklarıyla da o kadar, çocuğuyla da o kadar ilgili ki sürekli başında. Bakın biraz ondan da mesela projelere çok atlamıyor olabilir. Hmm. Çocukla birebir ilgilenmek isteyen anneler kolay kolay proje seçemiyorlar. O düzeni mesela arıyor. İşte ben şunu şu sete de tabii ki böyle bir ambargo koymak istemez profesyonel bir oyuncu. İşte ben 6'da gideceğim 3'e kadar çalışırım falan. Öyle bir şey de yapamayacağı için de çocuğuyla da tam yetişme çağında ilgilenmek istediği için de böyle bir proje olsun diye atlamak istemiyor olabilir. Çünkü oynadığı projeler hep tuttu. En son tabii. Ufak Tefek Cinayetler'deydi değil mi? Evet. Harikaydı yani oradaki performansı. O dizide ne kadar güzel bir diziydi. Çok güzeldi. Keşke o tarz konulara ağırlık verilse biraz. O dijital proje yani dijital platformlarda da bu tarz konular var ya şimdi biraz daha şeye yöneldiler. Daha aile içi dizilere. En çok oynamak istediği rol ne biliyor musunuz? Ne istiyormuş? Trakya köylüsünü oynamak istiyormuş. Çünkü kendisi Trakya kökenli. Bu sarışınlı, mavi gözlü olması annesi Bulgar, babası Romanya göçmeni. Aksan da yapar. Oradan geliyor. Trakya şivesini yakışır, de yapar. Yakışır. Ya yapımcılar hep tek düze gidiyorlar. Birisine bir şeyi yapıştırıyorlar bir karakteri. Evet. Hep o karakterle oynasın. Hep onu canlandırır. Hep yani eskiden Hulusi Kentmeni, Yeşilçam zamanı hep fabrikatör babayı oynatırlardı mesela. Yani evet. Böyle takıntılar... Ters köşe yapmaları lazım tabii ama. Canım ya. Yani, bangır bangır bağırıyor ya. Mesela ben Binnur Kaya'yı yıllarca komedide izledikten sonra dramda izleyince şok olmuştum. Dedim ki ne alaka ya Binnur Kaya kadın komedyen. Nasıl aldınız Kırmızı Oda ters, gibi ters bir projeye evet. Koydunuz ama çok şaşırttı. İşte seyirciyi de alıştırmış bak bu düzenek. Bak ondan sonra drama gelmeye başladı. Evet. Farkında mısınız? Komedi gelmiyor. Ben zaten oyuncunun skalasının çok geniş olması gerekliliğini hep savunurum. Her rolü hakkıyla oynayabilmeli ve yaşatabilmeli oyuncu. Evet. Bunu da fark eden yapımcı ve yönetmen de zaten ayrıcalıklı bir başarıda yer ediniyor sektörde. Doğru. Böyle alışılagelmiş koşullu bir bilinçle devam eden insanlar çok böyle şey gibi belli bir çember içerisinde kalıyor. Ne projeleri çok tutuyor ne kendileri çok böyle büyük bir şekilde isim olabiliyorlar. Ama böyle üreten zekayla keşifçi yapımcı ve yönetmenler zaten farkını ortaya koyuyor. Kesinlikle bu ters köşe işleri seyircinin de çok dikkatini çekiyor. Bence aynen. Bir görev de yani bu. Bak mesela koşullu bir bilinç. Sen bile diyorsun ki Binnur Kaya komedi ne alaka dedim. Evet. Seyirciyi de böyle alıştırıyor çünkü sistem. Evet. Aslında böyle bir şey olmaması lazım. Bakayım nasıl ağlıyor Binnur Kaya demeli bilinçli bir seyirci. Ama bu yavaş yavaş seyirciyi de bilinçlendiren bir şey. Yalı Çapkın'daki karakteri oturmadı ama Binnur Kaya'ya. Olmadı. Yani orada o oyunculuğu koyamıyor o karakterle. Yani kimse beğenmiyor. Olmadı. Yani bir de çünkü çok büyük bir oyuncu. O rol ona küçük olmadı kaldı. Olmadı ya. Olmadı. Evet, ben sana olmadı. O kadar. Binnur Kaya çok büyük bir oyuncu. Bu kızcağızın en büyük yakınması kimden biliyor musunuz? Hemcinslerinden güzel ya. Çekemiyorlar. Kadınların en büyük düşmanı kadınlar. Hocaları bile okuldayken hocaları bile diyorlarmış ki git saçlarını gerçek rengine çevir. Lenslerini çıkar öyle gel. Güzel olmasını kabullenemiyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Niye böyle peşin peşin? Maalesef var böyle şeyler. Şöyle bir algı da var. Yani güzelseniz ya kötüsünüzdür ya art niyetlisinizdir. Evet. Ya böyle içten pazarlıklı farklı yollarda yaşadığınız ilişkiler vardır gibi bir ön yargıyla alışılmış bir kafa yapısı var. Ve gerçekten Bilal abinin dediği gibi maalesef kadın kadının düşmanı güzel kadını dışlıyor toplumda bazı kadın öğretmen şeyler, öyle merciler. Ya. Git saçını güzel kadınlar daha içeri. Yalnız farkındaysanız. Hı? Etrafındaki insanların egoları yüzünden. Sektörde de böyle mi?
Aa, tabii ki böyle. Direkt böyle. Hep böyle. Tabii ki böyle. Yani ilişkilerinde de böyle yalnız kalıyorlar. Nefret ediyorlar ya gerçekten. Of, of, nefret seni ediyorlar. Sürekli potansiyel bir tehlike olarak of, görüyor. Of, 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 of. Yani seni dış görüntünde yani içinle kalbinle değerlendirmesi gerekirken dış görüntün yüzünden komplekse giriyorlar. Hayatım mesela hani kalbini ruhunu çok keşfedecek vaktin bile olmasa insan olarak güzelsin veya çirkinsin. Saygı duymak gerekiyor ya. Herkes birbirini sevmek zorunda değil ama bir kadın güzel diye, alımlı diye veya seksapalitesi yüksek diye saygıyı hak etmiyor anlamına gelmiyor ki. Erkek de öyle değil mi? Yakışıklı diye. Kesinlikle. İyi ki oyuncu olmamışım. Ay iyi ki. Yoksa seni çok kıskan. Hele Kıvanç seni barındırmazdı yemin ediyorum. Allah seni inandırsın. Bu arada Bade İşçil'in hesap konusunda yaptığı açıklamalar da vardı. Orada hani diyor ya kadın erkek evet. Kim davet ettiyse işte herkes kendi hesabını evet. Öder gibi. Ve ben ayakları üzerinde duran bir kadının bir erkeğe sırtımı yaslamadan yaşayan bir kadınım diyor. Bu medeni duruşu ve özgüvenli duruşu da yine çok takdir edilesi. Ben çok seviyorum böyle kadınları. Helal. Helal. Böyle kadınlarda zaten kompleks olmuyor. Olmayanlar da oluyor. Aynen öyle. Kısa bir reklam aramız var geliyoruz. Demet Özdemir yok ne zamandır diyorduk. Çünkü bir dönem hakikaten Demet'in evet. Haberlerini yapmaktan diğer oyunculara sıra gelmiyordu. Son zamanlarda ilişki yok. Adım Farah da bitti. Dizi de yok. Aşk da yokmuş. Aşkı da gözlüğüyle yaşıyormuş. Instagram'ından paylaşmış. Gözlüğümle aşk yaşıyorum diye. Baktım da öyle reklama da benzemiyor. Yani marka falan da yazmıyor orada. Artık yalnızlıktan. Ah Demet o kadar iyi anlıyorum ki seni diye. Ben de ceketimle aşk yaşıyorum mesela. Ben işimle aşk yaşıyorum. Ben vallahi benim ceketimle. Motive eden o. Ben de karıcığımla aşk yaşıyorum. Gerçek aşk benimki. Ceketimle aşk yaşıyorum, kızımla aşk yaşıyorum, sevenlerimle aşk yaşıyorum, izleyicilerimizle aşk yaşıyorum, sahnemde aşk yaşıyorum. Cumartesi günü sahnem var, yarın doğum günüm. Reklamı da sıkıştırdı biliyorsun. Tabii ki. Bravo. Cumartesi günü sahnem var. Cumartesi günü bravo. Sahnede kutlayacağım doğum günümü. Yani hediye almazsak, harika. Bir şey yapmazsak yandık biliyorsun. Yarın bu arada biliyorsun. Ekip arkadaşlarım doğum günümde pasta kesmezseniz bir daha asla yüzünüze bakmayacağımı buradan söylüyorum. 9 Şubat 1979 İstanbul'un soğuk bir kış gününde doğdum. Fakat artık kış günleri bitti. Arkadaşlar ısı 25 derecelerde. Bu nasıl kış yine ya? Ben böyle bir şey ya. Görmedim. Neyi yine küçülteceğim ya? Küçük dünya 79'luyum. Kaçlıyım dedin? 79'luyum. 4 sene nereye gitti? Ben 75'li biliyorum seni. Hangi 4 sene nereye gitti ya? Ben 4 sene ben seni 75'li niye biliyorum? Sen her şeyi yanlış biliyorsun. Hayır efendim ya. Hayır sen efendim. Nasıl biliyorsan öyle bil abi. Öyle değil mi? Bak kadınlara benim biliyorsun değil yaş mi? Konusu. No. Ya bu nasıl arada mi? Yasemin Sakallıoğlu'nun bir videosunu göndermiş arkadaşım. Kova burcu ya. Benim niye bir şeyim olmuyor? Çünkü ben yalakalık yapamıyorum. Yarın 8.45'te buluşuyoruz. Görüşmek üzere.